Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Bir Habertürk gündem programıyla huzurlarınızdayız. Twitter kullanıcıları daha iyi bilir. Günlerdir Twitter'da en çok konuşulan konu başlıkları arasında çalma, çaldınız, çalacaksınız, çalıyorsunuz şeklinde çalma fiilinin kökünden yürüyen meseleler, konu başlıkları. Hiç şüphesiz bu konu başlıklarımızdan bir tanesi olacak. Yine bu iftar yemeğinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar ve hepimizin gündeminde olan İstanbul seçimleri, 23 Haziran'daki İstanbul seçimleri bu defa ne olacak? Değişen parametreler var mı? Tabii daha çok zaman olmakla beraber. Gibi başlıkları bu akşam Habertürk gündemde kıymetli konuklarımla değerlendireceğiz. Adil Gür, AG Araştırma Şirketi Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adil Gür. Akşam Gazetesi Genel Yönetmeni Mustafa Kartoğlu. Hoş geldin Mustafa. Teşekkür ederim. Posta Gazetesi yazarı Nedim Şener. Hoş geldin Nedim Şener. Ve gazeteci Mustafa Balbay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mustafa Balbay. Çok teşekkürler. Balbay Cumhuriyet Gazetesi yazarı. Hepimizin kurum ismi de söyledin. Gazeteci diye değil mi? Evet ama herkes biliyordur diye düşünmüş olalım. Ona yoralım. Teşekkür ederim. Evet. Bu beni ipten almanız için. Evet. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay'a da hoş geldiniz dedikten sonra sözü ilk sizinle açayım. Neden? Bu akşam saatlerinde mecliste olan haberi duyduğunuzda ne hissettiniz? Yani bir iki DHKPC'li üye Mustafa Mahmut Tanal'a geldik diyorlar. Üstlerinde de hemen haberin ayrıntılarını şuracıktan da paylaşayım. Kaçıran seyircilerimiz için. İLAS Haber Ajansı'nın haberine göre CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı ziyaret edeceklerini söyleyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi ziyaretçi kabul salonuna gelen biri kadın iki şahıs meclis çalışanını rehin almak isterken güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi. DHKPC terör örgütüyle irtibatları bulunan şahısların üst aramalarında bomba düzeneği süsü verilmiş siyah kutu ve uç kısmına kesici cisim matlanmış kurşun kalem bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise Mualla Zincir ve Eylem Yücel isimli şahıslar Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığı personelince orantılı güç kullanılarak yakalanmışlardır ifadelerine yer verilmiş. Provokasyon. Mahmut Tanal meclisin en çalışkan milletvekillerinden biri. En son oyları korumak için 24 saat bir sanıyorum yani İstanbul'un pek çok yerinde vardı ama işte sandık kurullarında beklerken fotoğrafını anımsayacaktır Türkiye kamuoyu. Mecliste en çok ziyaretçisi olan milletvekillerinden biri. Alçakça bir provokasyon. Yani belki birkaç boyutu olabilir. Yani tüm ayrıntıları ortaya çıkmadan daha bir şey söylemek zor. Ama ilk görünen itibariyle hani Mahmut Tanal'ın adını bir yere çekme. İşte mecliste eğer hani hepimiz mecliste bulunmuş insanlarız. Mustafa'yı daha yoğun görüyorum ama dedim belki Ankara'ya da geldiğinde uğruyordur. Hani oraya girişte birkaç katman var. Önce TC kimlik numaranızı vermeden giremiyorsunuz. O mümkün değil. Helal 15 Temmuz'dan sonra daha bir sıkı. Tabii daha sıkı. Şeyler. İçeriden bir milletvekili evet yani benim tanıdığım kişi demeden giremiyorsunuz. Ki Mahmut Tanal'ın haberi olduğuna yönelik de bir şey yok. Yani yok, adını kullanmak istemişler. Olmamasını dileriz. Maalesef Ankara'dan gelen haberler işte en son Yavuz Selim Demir abi biliyorsunuz. Evet. Yani ona alçakça bir saldırı ve saldıranlar da serbest bırakılmış. İlginç bir güvenlik sorunu bence bir güvenlik zafiyeti genel itibariyle. Ya şöyle bir seçim sürecinde bunların yani olmamasını diliyoruz. Olmaması lazım. Bir evet. İki bir de toplumsal olarak bugün ben de sosyal medyada paylaştım. O ifademi burada da zikredeyim. Tam da cami duvarına pislemek olsa gerek de şu izlediniz mi Abdülhamid'in türbesine giriyor ilk bir erkek bir kadın orada ziyaretçiler var işte Ramazan havası duasını okuyanlar edenler var onlar böyle hakaretler gördün mü o şeyi sosyal medyada ya birdenbire böyle bir aralıkta zaten toplumun bu kadar gergin olduğu dönemde birileri niye Mahmut Tanal'ın adını vererek meclise girip bir de yani ucunda şey çakmış falan işte sivri bilmem ne. Bir tanesi türbeye girerek ortalığı provoke etmeye çalışıyor. Zaten terörle başımız belada. Bugün yine Hakkari'de bir şehit haberi aldık. Şehidimizi de buradan rahmet dileyelim. Böyle tuhaflıklar aldı başını gidiyor. Buradan şu sıcak seçim gündemine Adil Gür'le bir girmek isterim. Sonrasında 23 Haziran'da sonucun ne olacağını dedim Şener'e. Soracağım diyormuşum. Bizim geleneksel sorumuz dedim Şener'e.
şu, az önce açılışta da söyledim. Çaldınız, çaldık, çaldılar, çalıyorlar filan. Bu 23 Haziran'ın her iki parti açısından mottosu bu mu olacak? Ya da bu bir başlangıç mı? Yani çalma fiilinin, çalma kökünden yürüyerek mi gidecek bu seçim? Evet. Şimdi geçen programda da yine aynı benzer bir soruya cevap verirken demiştim ki evet yapacağımız bir yerel seçim ama biz 23 Haziran'a giderken ne adayları, ne projelerini, ne yaptıklarını, ne yapacaklarını konuşmayacağız. Kuvvetle muhtemeldeki YSK'yı, YSK kararını konuşarak gideceğiz. YSK kararı derken de sokaktaki vatandaş, efendim işte seçim kanununun bilmem şu maddesine göre şöyledir değil. Efendim işte seçimin iptal edilme gerekçesi doğru muydu, yanlış mıydı? Veya sizin söylediğiniz gibi çaldılar mı, çalmadılar mı? Yani sokaktaki vatandaşın tabiriyle söylüyorum. Kuvvetle muhtemeldir ki biz elbette ki pek çok argüman olacak. Bunlardan en önemlisinin YSK kararı olduğunu düşünüyorum. YSK'nın inşallah önümüzdeki günlerde gerekçeli kararını açıkladığında insanlar en azından ya hakikaten bunun içinde ya bir şey varmış ya bir şey yokmuş bir şekilde ikna edici bir takım belgeler olması lazım. YSK henüz YSK bunu, gerekçeli kararını... Bunu gerçekten bir temenni olarak mı söylüyorsunuz? Yoksa bekliyor musunuz ya gerçekten? Yani bu kadar tabii, şeyde kutuplaşmada hala insanlar ha evet falan mı diyecekler? Ya yok yani insanlar bizim toplumumuz her ne kadar farklı siyasi görüşlerde olsa da farklı blokların içinde yer alsa da sonunda hakikaten insanlar öngörüleri yüksek önüne konulan, söylenen şeyleri tümüyle reddeden veya yalan yanlış her şeyi kabullenen bir seçmen değil. Evet tamam doğru kutuplaşma tamam, nedeniyle tamam, kabul eden var ama. Ana muhalefet lideri de 7 tane üyesini zaten çete olarak tanımladığı bir yapı gerekçeli bir karar açıklayacak. O taban buna inanacak mı? Hayır, şunu söylemek istiyorum ben ama. Yani bu bir istatistik değil bir matematik denklemi gibi veya bir matematik formülü gibi bir şey. Yani YSK kararını açıklarken bir takım belgeler, dedikodu demiyorum bakın belgeler. Efendim filanca sandıkta, yani şu, bu programda defalarca konuştuk. Efendim İstanbul'da 13.729 tane fark var. İstanbul'da 13.729 tane fark varken atıyorum işte 215 tane kamu görevlisi olmayan sandık başkanının bulunduğu sandıklarda. 6500 tane devlet memuru olmayan sandık kurullarının sandıklarında, bakın sandıklarında, sandık numaraları da şunlar. Atıyorum yine örnek vererek söylüyorum çünkü YSK'nın ne karar vereceğini bilmiyorum. YSK'da hiç görev almadım yani nasıl karar verir onu da bilmiyorum. Sadece bir vatandaş olarak beni de rahatlatacak. Yani ben de bunu bekliyorum. Efendim diğer şeylerde. Bu kamu görevlilerinin olduğu sandıklarda atıyorum. Her bir sandıkta 350-400 tane seçmen varken iptaller sayıldığı için iptallerden bahsetmiyorum. 4 tane oy pusulası çıkarken kamu görevlilerinin olmadığı sandıklarda atıyorum her bir sandıkta 3 tane, 4 tane 3 oy var. Ya doğrudur anlamında söylemiyorum ben. Bunu örnek olarak veriyorum. Bu ne demektir? Efendim işte Büyükşehir Belediyesi oy pusulasını sandık görevlisi vermemiş. Sandık numaraları da bunlar gibi. Bir şey bekliyorum yani. Yoksa bunun haricinde kamuoyunda biz geçen hafta da söyledik. YSK'nın kararının bu haliyle kamu vicdanını yaralamıştır. İnsanlar bir mağduriyet algısı doğurmuştur. Sadece karar değil, kararın yayınlanış şekli bile bu algıların oluşmasında çok etkili olmuştur. Neden? Keşke YSK başkanı bir açıklama yapsaydı, keşke YSK görevlileri bir açıklama yapsaydı, bir siyasi partinin temsilcisinin tweetiyle Türkiye'nin bunu öğrenmiş olması bile aslında Türkiye'de bu YSK kararının bu kadar çok tartışılır hale gelmesine neden oldu. Ben bunu şunun için sordum. Üzerinde araştırmalar yaptığınız o kamuoyu, evet, bu kadar kutuplaşan kamuoyu, Yüksek Seçim Kurulu gerekçeli kararını açıkladıktan sonra hemen bir rakam vereyim. Oy tercihini, oy rengini değiştirmeyecek ki. Hayır. Şöyle söyleyeyim. Evet çalınmış. Şöyle söyleyeyim. Bugün şimdi birincisi kamuoyu araştırmaları yapıyoruz. Şu anda sahadayız.
ön sonuçlar var. Bundan sonraki haftalarda yapacağız. Size şu konuda yürekten katılıyorum. Toplumun %60'ı, 70'i, 80'i A veya B lehinde bir görüş beyan etmez. Bu bloklaşmanın olduğu durumda. Hı. Ama öyle bir seçim yaşıyoruz ki biz. Ne binde bir, binde iki ile işte tartışmalarından biz bu noktaya geldik. %1'in, %2'nin yer değiştirmesi seçim kaderini değiştireceği için kamuoyundaki insanların evet doğru %80 YSK ne karar verirse versin. Hep bunu hep konuştuk. YSK ne karar verirse versin. İnşallah o zaman dedik doğru bir karar verir. Vicdanları rahatlatır, belgeler koyar ama ne karar verirse versin işte bir taraf memnun olacak, diğer taraf memnun olmayacak dedik. Evet. Şimdi de YSK kararı adil ve adaletli miydi diye sorsanız atıyorum toplumun %60'ı, %70'i ne adil ne de adil değil demez diyorum bakın. Demez derken elimde rakamlar var ama çok da rakamlardan bahsetmek istemiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. %1, %2 mevcut bir önceki seçimde duruşunu değiştirdiği takdirde seçimin kaderi, çünkü biz bir milletvekili seçiminden bahsetmiyoruz. Bir partinin oyu 48'den 46'ya düşse veya 48'den 50'ye çıksa İstanbul gibi 90-95 tane milletvekilinin olduğu yerde bir milletvekili eldeyiz. Ama kazanmak için bir oy tamam, lazım. Şöyle bir şey görüyor musunuz? AK Parti'ye oy vermiş, bir daha tekrarlanırsa ben bu kez vermeyeceğim, İmamoğlu'na vereceğim diyenle CHP'ye vermiş AK Parti'ye kızarak. Bir gelsin bakalım şeyler. Evet, çalındığına ikna olursam tekrar AK Parti'ye dönerim. Böyle bir şeyin... Tabii ki var. Yani bir evet ben çok olmasa da kararımı değiştirdim. Böyle oy kullanacağım. Hele bir daha emin değilim. Emin değilim, bekliyorum. Onun içindir ki önümüzdeki süreçte 23 Haziran'a giderken özellikle AK Parti'nin YSK'nın tabii gerekçeli kararında ne çıkacağını bilmiyoruz ama YSK'nın gerekçeli kararı kamuoyunu tatmin etmezse bu mevcut haliyle tatmin etmemiş görünüyor. Vatandaşa bunu çok kolay anlaşılır ve ikna edilir şekilde anlatması lazım. O nedenledir ki YSK. Sorunu, hayır YSK'nın değil AK Parti'nin kampanyayı yürütenlerin elbette ki tek argüman bu olmayacaktır. Ama en çok bunu konuşarak gideceğimizi zannediyorum. Birincisi işte mağduriyet algısı var mı yoksa ters bir algı mı var? Bunun oluşması için de ne derece anlatabildiğiniz önemli. 23 Haziran'da tabii daha önceki programda da söyledik. Seçmenlerin ne kadarı İstanbul'da olacak ama anladığım kadarıyla katılımı biraz daha yüksek olacak bir seçim. Ondan sonra Türkiye'nin ve dünya konjonktürü ne olacak? Hepsinden daha önemlisi biz bugünü konuşuyoruz. 23 Haziran haftasında bir gününde Türkiye'de ekonomi ne olacak? Yani insanların ekonomiyle ilgili algıları ne olacak? Bakın yıllardır hep araştırmalarda şunu görüyoruz. İşler yolunda giderken hiçbir şey vatandaş işte atıyorum işte hukukta şu var bilmem özgürlüklerle ilgili bu var. Evet Türkiye'de derdi bu olan aslında hepimizin derdinin olması lazım ama bir seçmen kitlesi var ama büyük bir seçmen kütlesi işler yolunda giderken pek çok şeye aldırış etmez. Ama işler yolunda gitmezken bir sürü şey söylerler. YSK kararı böyleydi, aday böyleydi, geçmişte böyle olmuş. Mazeret üretmek o kadar kolaydır ki. Bu burada ekonomiyi ne kadar etkili görüyorsunuz? Ya burada yani ekonomi... mazeret üretmek. Aslında bakın şöyle söyleyeyim ben. Temel etkinin ben ekonomi olduğunu düşünüyorum ama insanlar şeyde evet ekonomiyle ilgili cevaplar söylüyorlar ama ekonomiyle ilgili cevapların yanında da ürettikleri cevapların evet bir bölümü doğru, gerçekçi vesaire olabilir ama gündelik hayatından sadece ekonomide olmayabilir bu. İnsanların gündelik hayatından, yaşamlarından duydukları memnuniyetler ve memnuniyetsizlikler hem oy verme davranışına yansıyor. Hem de gerekçe üretmede etkili oluyor. Bunu şöyle son soru olarak söyleyeyim. Yani seçim öncesi tanzim çadırları olmasaydı, patates soğan meselesi olmasaydı AK Parti kazanır mıydı? Ya şöyle söyleyelim bakın. Yani böyle bir veri var mı yaklaşık? Hayır, şöyle bir şey söyleyeyim ben. Dünyanın her yerinde sadece Türkiye'de değil, ekonomiyle iktidarların oy oranları arasında ilişki vardır. İlk defa Türkiye'de 31 Mart seçimlerinde ekonomiyle oy verme davranışının arasında ilişki sınırlı kaldı. Sınırlı kalmasının nedeni belki bugünün değil, başka daha önce burada defalarca konuştuk.
beka söylemi ve meselesinin aslında AK Parti ve MHP'ye, Cumhur İttifakı'na oy veren seçmen nezdinde tuttuğunu görüyoruz. Yani o nedenle evet kardeşim dolar yükseldi, pahalılık da var, bilmem ne var ama işte şu gibi bir de bir neden var dediğini görüyoruz. Yoksa geçmişte, daha geçmişte örnekler veriyorum. Yani ben mesela 2009 seçimleri, yani 2009'daki o küresel krizin etkileri bundan çok daha az, daha sınırlıydı. O tarihlerde Sayın Cumhurbaşkanı o zaman Davos'ta Van Münüt dediğinde AK Parti oyları 55'lere kadar çıkmıştı. Ama 45 gün sonra 38.4'e düştü AK Parti. Niye? İnsanlar dedi ki gündelik yaşamından memnun değilim. İşsizlik artıyor, şu artıyor vesaire vesaire. Yine hesabı belediye seçimi üstünden evet, vermiş. Şimdi özetle söylemek gerekirse, toparlamak gerekirse belki izleyiciler tarafından doğru anlaşılmak için. Tabii önümüzde 40 gün. Böyle bir şey gibi ya, ne var kardeşim şurada 40 gün demeyelim. Siyasette 40 gün uzun bir zaman. Çok. 4 saat bile uzun bir zaman. Evet, bugüne kadar baktığımızda YSK kararından bugüne geldiğimiz güne kadar yaşananlara baktığımızda sürecin ben Sayın İmamoğlu ve Millet İttifakı lehine gittiğini ama önümüzdeki 40 gün içerisinde nasıl gelişeceğini Türkiye'de başta ekonomi olmak üzere neler yaşayacağımızı bilmiyorum. Ama tekrar altını çiziyorum. YSK meselesi, YSK'nın bu kararı, şayet gerekçeli kararında toplumdaki o itirazları dindirmediği takdirde çok iyi şekilde anlatılması lazım. Tabii sorunuza çok uzatmadan şey de söyleyeyim. Yani böyle bir yandan da son cümle. Evet doğru, YSK eksik yedik, yanlış karar vermiştir, doğru karar vermiştir. Bu farklı bir tartışma konusudur. Türkiye'de biz yıllarca kurumlarımızın hepsini yıprattık. Yani askerden tutun, yargıdan şeye, hepsini el birliğiyle yıprattık. Türkiye'de biz uzunca yıllardır hep şunu söylüyorduk. Çok partili hayata geçtiğimiz günden beri, 1946'dan beri. Türkiye'de iyi yapılan işlerden bir tanesi de seçim sistemimizdi. El birliğiyle maalesef onu da yaraladık. Az önceki programda da kulak misafiri oldum. Önümüzdeki dönemde sandıktan ne çıkarsa çıksın bir müddette bu yarayı öyle zannediyorum ki tedavi etmekle geçireceğiz. YSK ne derse desin Nedim Şener. her ne açıklama, yani benim kanaatim oylarda çok fazla bir şey, yani şeyin, oy verenlerin bir önceki seçimde hangi partiye oy verdiyse YSK'dan da çıkan karar her neyse bak gördün mü olacak. Diğer tarafta bak gördün mü diyecek. Dolayısıyla sen nasıl bir söylem analizleri, bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, partilerden gelen karşılıklı açıklamalar noktasında 23 Haziran'a nasıl bir seyir-i sefer yapıyoruz? Şimdi geçen hafta hani ne konuşulacak gelecek seçim sürecinde diye sormuştunuz. Hatırlayacaksınız ortak cevabımız hemen şu olmuştu. Yani birisi mazbatamızı aldılar, çaldılar. Çaldılar. Evet. Diğeri de oylarımızı çaldılar. Açılışta onu söyledi ki çaldın çaldınız. Evet, yani aynen onunla onun üzerine yürüdü. Ama bunu sonsuza kadar, yani seçim sonuna böyle yani gidecek değil. Çünkü hem söyleyeni hem karşı tarafı yakan artık şey bir söylem. Gerekçeli karar aslında birçok şeye cevap olacağı zannediliyor ama aslında 7'ye 4 alındığını unutmamak lazım. Yani 4 tane de hem de içinde YSK Başkanı'nın da olduğu, Sadi Güven'in de olduğu bir grup buna itiraz şerhi hazırlayacaklar. Şimdi karar bir yandan, yani çok çok tuhaf bir karar. Hani böyle bazı mahkeme kararlarında vicdani kanaati vardır hakimin. Burada vicdani kanaatle verilecek bir durum yok. Burada somut olguların olması gerekiyor. Yani o karar bize çok ikna edici bir şekilde bahsedilen kişilerin adı geçen, işte bu hileyi ya da işte neyse ne deniyorsa usulsüzlükle ilgili geçenlerin o işi nasıl yaptıklarını matematiksel olarak anlatmaları gerekiyor. Çok teknik bir, ya yani bir bilirkişi raporu gibi olması gerekiyor. Onun dışında zaten anlayacağımız şekilde olması. Anlayacağı herkesi tabii ikna olacağı şekilde. Öbür taraftan da zaten mevcut dosya üzerine 4 tane hakimin ikna olmamış ki asil üyeler bunlar. Bir şerh yazacaklarını düşündüğünüz zaman aslında karar belki Adil Bey'e ters olacak, söylediğine ters gibi gelecek ama bir şeye cevap vermesi gereken karar aslında yeni bir tartışmayı, muhtemelen bu stüdyoda birkaç kez konuşmamız gereken bir konuyu bize gündeme getirecek. Her ne kadar siyasi partiler bu söylemlerden kaçmak isteseler de bu tartışmanın ana konusu olacağı benziyor. Evet. Ama öbür taraftan bu seçmen davranışını nasıl etkiler? Yani karar ne olursa olsun
AKP'ler haksızlık yapılmış deyip Millet İttifakı'na oy vermiş olan birisi gidip öbür tarafa Cumhur İttifakı'na oy verir mi? Bence bu olası değil. Kutuplar çok keskin bir şekilde belirlenmiş durumda. Hep daha önce de söylediğimiz gibi burada sandığa küskün olan seçmenini götürmeyi başaran, ki bu en çok AKP'de tartışılan bir konu. Nitekim Erdoğan'ın yaptığı dün akşamki konuşmayı dinleyebildim, bugün dinleyemedim. Dışarıdan birisi yapsa, AKP'yi o şekilde eleştirse, ya bu ne biçim adam falan derler. Ama Erdoğan öyle bir eleştiriyor ki AKP teşkilatını, aslında sorunların ne olduğunu da gördüğünü gösteriyor. Çok hatta var diyor ki iftardan sonra aşağıda size bir daha konuşacağız falan diyor. Yani eyvah diyorum, burada kim bilir neler yapacaklar onlara. Burada sonra, başka bir insan görecek. Ben sürekli sokakta insanlarla, hem Millet İttifakı'na hem Cumhur İttifakı'na oy vermiş insanlarla konuşuyorum. Ne görüyorsunuz? En çok şu, onu merak ediyorum. Çokça AKP'ye kızgın olduğu için oy vermediğini, daha doğrusu seçime gitmediğini söyleyen çok insanla rastlaştım. Çok özür, tam bunu soracaktım. Çok kısa lütfen. Evet, ciddi sonucu belirleyecek çok, bir kitle bu kitle. Hayır, bakın şöyle söyleyeyim. 31 Mart seçim sonuçlarını mahalle mahalle, sandık sandık inceleme şansımız olmadı. YSK ancak İstanbul seçimiyle ilgili kararını açıkladıktan sonra yayınlayacak. Ama gördüğüm şu, sandığa gitmeyen seçmen herhangi bir partiye ait değil. Sandığa gitmeyen seçmen çok homojen bir yapı. Neden? Tek cümleyle izleyiciler anlasın diye. Kadıköy'de, Bakırköy'de, Beşiktaş'ta, Maltepe'de, Ataşehir'de, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha güçlü olduğu yerlerde katılım oranıyla, Bağcılar'da, Esenler'de, Sultanbeyli'de, Sultangazi'de vesaire, Bağcılar'da katılım oranı arasında hiçbir fark yok. Bakın, şu olsaydı bu ilçelerdeki genel trendi etkilemiyor. Yani biz, evet, Bakırköy'de mesela %58 aldı. Evet. Kimi koysanız alıyor, tamam mı şimdi? Ama oraya gitmeyen seçmen, AKP seçmeni veya CHP seçmeni, aynı zamanda tabii genel trendi etkilemiyor ilçe bazında ama büyük şehire de oy vermemiş oluyor. Dolayısıyla oradaki tercihi etkiliyor. Bu illaki... Yok, şunu demek istedim. Katılım oranından siz hangi seçmenin yoğunlaştığı yerlerde bunu görebiliyorsunuz. Mesela Ağustos ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde biz o zaman bu bahsettiğim ilçelerle o İstanbul'un daha kenardaki ilçeleri arasında 3 puanlık 4 puanlık farklar olduğunu gördük. O zaman da dedik ki AK Parti'ye oy veren seçmen memleketine gitti, gelmedi dedik. Yani ben şayet AK Parti yöneticileri, strateji ekibi, burada bedava bir bilgi söylüyorum, şeyi bunun üzerine kurarlarsa yanlış olur anlamında söylüyorum. İstanbul'da gitmeyen seçmen, hatta daha çok rakamlar da var da rakamlara boğmak istemiyorum, herhangi bir partiye mensup değil, hatta ve hatta araştırmalarda oransal olarak HDP seçmenin daha fazla olduğu görülüyor. Gitmeyen. Evet. Kendi içinde oransal olarak diyorum. Anladım. Sayısal yani değil. Gitse HDP'ye oy verecek. Hayır, HDP'nin seçmenimiz gitmemiş. Yani. Evet. Ama 24 Haziran'da sandığa gidenlerle 31 Mart'ta gidenler arasında bir 3 puanlık bir fark var. Fark düşüş. Var. Yani 24, azalış. 24 Haziran'da sandığa gidiş %87, 31 Mart'ta %83-84. İşte ben 3 puanı onun için sordum, evet, Adil Güler. Yani kim o? Ama onu da bulmak zor anladığım kadarıyla. Hemen size bir cümle ama şey genel söyleyeyim. Anlamda bir tane bilimsel bu konuda bir çalışma, rakamlar üzerinde bir çalışma yapılmış. AK Partililerin %7'si, 278 bin seçmen. Gitmemiş. Evet. HDP'lilerin %19'u. Rakamsal olarak %19 ama 212 bin seçmen İstanbul'da. CHP'lilerin 6'sı, 150 bin seçmen. Saadet Partililerin %43'ü sandığa gitmemiş deniyor. Ama bu da 58 bin. MHP'lilerin ise %7'si 51 bin. Topladığınızda aslında Millet İttifakı'na yakın partilerin seçmeni, Cumhur İttifakı'na yakın seçmenlerden 5-10 bin civarında daha da fazla gözüküyor. O manada bu kezim. Ama bu mağduriyet olgusu işte etkileyecek orada. Sizin hani programın başında çizdiğiniz tablo çerçevesinde bir vicdan muhasebesi etkileyecek. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun bir üstünde bir yüksek vicdan kurulu oluşacak. Şöyle yapalım mı? Yani. Bir ara zamanımız gelmiş, sonra sizinle başlayıp vicdan meselesiyle başlayalım. Kısa bir ara efendim, sonra tekrar huzurlarınızdayız.
Kısa bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Araya gitmeden önce gazeteci, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, gazeteci yazar değil sadece, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay bir vicdan başlığı açmıştı. Orayla devam edelim. Şimdi tabii Sayın Ateş, bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 16 Nisan günü Yüksek Seçim Kurulu'na verdiği 44 sayfalık dilekçe benim elimde böyle okuya okuya baka baka biraz yıprandı. Hı-hı. Ama burada Sayın Gür'ün altını çizdiği hani somut deliller anlamında iddia ile söylüyorum, elle tutulur hiçbir şey yok. İnanın buna. Ben bunun yeri geldiğinde hukukçu kökenli Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birebir hani bu raporlarını, bu dilekçesinde emeğe geçen, çaba harcamış insanlarla da konuşuyorum. Ama somut olarak şu delillere dayalı olarak biz bu seçimin iptalini istiyoruz, yenilenmesini istiyoruz diyecekleri hiçbir şey yok. Ama iptal edildi. Edildi, edildi. Şimdi bu çok tartışıldı. Şimdi önümüzdeki dönemde de gerekçe tartışılacak. Görünen Erdoğan gerekçeyi hazırlamış. 2-3 gündür adım adım veriyor. İçine çalmayı da koyun diyor. İçine hırsızlığı koyun diyor. İçine organizeyi koyun diyor. Halbuki Yüksek Seçim Kurulu'nun kısa kararında bunlar yoktu. Şimdi bu tablo Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son dönemde seçmenle giriştiği üçüncü inatlaşma olarak görüyorum ben. Nedir o? Diğer ikisi birincisi neydi? 7 Haziran 2015 seçimleri. Halk bu yanlışı düzeltecek dedi ve seçim yenilendi. Ve o arada olağanüstü bir süre yaşadı Türkiye. İkincisi referandumdu. Önce mühürlü oylar, mühürsüz oylar ciddi bir tartışma yarattı. Şimdi görüyoruz ki ben de şunu söyleme hakkını doğuruyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun şu aldığı karar. Demek ki o referandumdan hayır çıksaydı bu geçersiz oylar ya da benzer tartışma o dönem bu kez yine AKP tarafından gündeme getirilecek ve referandum iptal edilecekti. Tam, o çıkıyor. Tam burada, o çıkıyor buradan. Tam burada şunu söylemek doğru olur mu? Az önce sanırım yine Adil Gür'ün dikkat çekti. Ya bir elde kaldı YSK. Hani onu bari biz yıpratmasak artık. Ama siyasiler artık o mücadeleyi verecek. Veriyor zaten. Ama Sayın Ateş, YSK'yı ben asıl İstanbul'u ve önümüzdeki dönemi konuşalım arzu ediyorum. Siyaseti konuşalım arzu ediyorum ama şimdi YSK şu anda öyle bir tablo içinde ki düşünün. Yani siz de vicdanınıza madem vicdandan açtık. Burada herkesin bizi izleyenlerin de vicdanına soruyorum. 22 Ocak günü Yüksek Seçim Kurulu'nun yedek ve asil 11 üyesinden 6'sının görev süresi dolacak iken bir yıl uzatılması. Neye yoruyorsunuz mesela? Bir. İki. 7 üyenin, 6 üyeninkini bir yıl uzatıyorsunuz. Bu belki şöyle yorumlanabilir Sayın Ateş. Ya arkadaş, tam seçimin ortası. Yani bu 6 üye giderse deneyim kaybolur diyebilirsiniz. Peki öteki 5 üyenin görev süresi 2020'de doluyor. Onları da bir yıl uzatıyorsunuz. Ne anlamalıyız yani? Bu şu anlama geliyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun bu iktidar çevrelerinin, iktidarın aldığı kararlar çerçevesinde görev yapan, hani bir herhangi bir atama vesaire değil ama özel uzatmayla görev yapan bütün üyeleri böyle bir uzatmayla görev yapan bir kurul gölgesi kaldı orada. Şimdi bunu atabilirdi dediğiniz gibi, yıpratmayalım evet. Ama 36 gün bu İstanbul seçimlerini deliller arıyorum. Yok işte Büyükçekmece'ye baktım sığmadı, Maltepe'ye koydum almadı gibi bir kamuoyu oyalamasından sonra aldığı bu kararın gerekçesini biz dört gözle bekliyoruz. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi... Mesela siz ne olursa, ne görürseniz ikna olursunuz. Ben şunu görürsem, diyecek ki bir defa şunu da konuşalım. 31.280 sandık var İstanbul'da. Bunlardan işte 230'unda sandık başkanı kamu görevlisi değildi. Biz şu kadarında kamu görevlisi olmadığını sapladık. Bunlar değil mesele. Tamam. Sandık kurulu başkanı 350 oya hükmetti. Öteki sandığın başkanı orada oy verilmesi sırasında, oyların sayımı sırasında öyle bir elektrikler kesildi ki birden sandık kurulu başkanı da
herkesi çıkardı, tek başına içeride kaldı. O yüzden de oy sayılamadı. Somut ama. Böyle gerekçeler beni ikna eder. Bütün gerekçeler ama onun dışında şimdi diyelim ki bize bu çayı getirdiler. Çayı kim getirmesi gerekiyordu? Diyelim ki İsmet. Yani İsmet getirmesi gerekiyordu. Ama görevli oydu. Ama İsmet o anda yok. Tuba Hanım getirdi diyelim. Şimdi bu çay gelemez mi diyeceğiz? Hukukçu yani bu yanlış mı diyeceğiz? Gelmiş. Yani gelmiş işini yapmış. Ama yapması gereken kişi getirmemiş. O senin sorunun mu? Değil. Benim de değil. Buraya çay gelmiş. Bu anlamda ben seçmen olarak gittim. Listede adımı gördüm. Oyumu kullandım mı? Kullandım. Orada müşahitler var mıydı? Vardı. O aşamadan sonra içeride bir olumsuzluk olduysa, hatta biri suç işlediyse bile o yargılanır. Ama seçmen iradesini etkilemediği için o devam eder. Bu hepimizin bildiği bir gerçekti. Yıllardır böyle uygulandı bu. Eğer diyelim ki sandık başında örneğin Malatya'da iki kişiyi öldürdüler. Bu mantıkla bakarsak bu YSK'nın bunları yargılaması lazım. Bu mantıkla bakarsak. O başka bir iş. Onu başka mahkemeler görür. Ama siz sandığı, halkın iradesini zedelememeniz gerekir. Bu anlamda ben üçüncü büyük inatlaşmanın yaşandığını, siyasette bir söz vardır, milletle inatlaşılmaz, halkla inatlaşılmaz. Ben buraya gelmeden önce, programda 11'de olduğu için Taksim'de dolaştım. İnan Taksim Meydanı. Yani orada insanların birinci gündeminin ekonomi olduğunu gördüm. Ama onun yanında seçim de gündemde. Ve insanlar şu konuda ikna olmamışlar. Yani Ekrem İmamoğlu'nun hakkı yendi. Yani altında hangi cümleleri kurarsanız kurun. Zaten bunun izlerini Erdoğan'ın konuşmalarında da görüyorsunuz. Ne diyor Erdoğan? Birinci gündemi şu anda benim gördüğüm AKP'nin bu seçimlerin neden yenilendiğini anlatın diyor. Bu AKP'nin işi değil ki. Klasik bildiğimiz, tanıdığımız Erdoğan şunu diyebilirdi. YSK bir karar almıştır. O bizim işimiz değil. YSK seçimi yenileme kararı almıştır. Biz seçimle ilgileneceğiz. Hayır. Neden ertelendi, neden yenilendiğini seçimin anlatın diyor. Ama isteyen çünkü, taraftı zaten o. Çünkü burada anlatılamayan bir şey var. Anlaşılamayan bir şey var. Ben bir katkı yapabilir miyim? Şimdi bugün Sultanahmet Meydanı'ndan geçiyorum. Bir yurttaş şey yaptı, yolumu kesti. Birisi bir CHP'li, bir AKP'li olduklarını da söylüyorlar zaten. Şimdi AKP dedi ki, Nedim Bey tamam dedi, yani itiraz ediliyor, tamam da diyor, bu hırsızın hiç mi suçu yok? Yani ortada bir usulsüzlük var. Şimdi AKP diyor ki, AKP yönetimi de, bir usulsüzlük var. Öbür taraf diyor ki, yani bu usulsüzlüğü yaratan sebep nedir, olay nedir, bunu açıklayın. Hani nasıl çalınmıştır şimdi, söylüyor. Şimdi vatandaş diyor ki bana, peki hırsızın hiç mi suçu yok? Ya dedim ki bakın, devletin görevi, şu anda devlette kim var? AKP var. O hırsız kim ise onu bize göstermek zorunda. Herkese göstermek zorunda ki ikna olalım. Şimdi tamam bir hırsızın suçu olduğunu biz anlıyoruz. Bir usulsüzlük varsa bunun şeyini anlıyoruz ama onun kim olduğunu söyleyin. Şimdi yoksa şunlar. Özneyi kullanmadan mesela diyor ki çalmışlar. Peki kardeşim kim çalmış? Yani çok güzel çalmışlar. Tamam peki kabul edelim. Kim çalmış? Cevap. Bu sorunun cevabı. Mesela abi. O yani asıl, özneyi kullanın. Asıl burada Sayın Ateş ne çalındığı da belli değil. Ne kadar çalındığı belli değil. Ya bu oyların işte oranına baktığımızda seçimin sonucunu etkiler. Ne kadar etkiler? O da belli değil. Yani hani vardır ya faili meçhul cinayetler. Şimdi ortada bir cinayet var. Birisi katledilmiş. Faili kim belli değil. Ama şu anda ortada hani ne kadar oyun çalındığı da belli değil. Bunu anlatmakta gerçekten zorlanıyorlar. Peki. Burada Sayın Ateş işin özü şudur. 31 Mart gecesi saat 23.20'de Binal Yıldırım çıktı dedi ki İstanbul'u kazandık. 3800'de oyla öndeyiz. Bütün seçimlerin klasiğinde o gece böyle bir açıklama yapıldığında CHP'li sandık müşahitleri, görevliler bir moral çöküntüsü içine girerler. Hay Allah derler. İş biraz yavaşlar. CHP genel merkezine bilgilerin tümü ulaşmamış olur. YSK'dan bilgi biraz eksik gelmiş olur. Ve gece böyle devam eder. Ertesi günde 3800-5800 olur ve Atalan Üsküdar'a geçer. Bu olmuştu önceki birkaç seçimde. Ama o gece Ekrem İmamoğlu dedi ki hayır dedi. Çok da efendilik gösterdi. Dedi ki ben kazandım da demedi.
Bende bilgi var dedi. Ama bunu açıklamıyorum dedi. Bunu açıklamak resmi görevlilere düşer dedi. Peki. YSK'ya düşer, Anadolu Ajansı'na düşer dedi. Daha ve derinleştireceğiz. 6 kez ekrana çıkıp onu çözdü. Tamam. Yani olay o gece bitmiştir. Peki. Bir mağduriyet oluşmuştur. Ve benim gördüğüm toplumun vicdanı da şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenler dahil tatmin olmamıştır. Peki. Resmi açıklamalarda. Daha derinleştireceğiz. Mustafa Kartoğlu'ya hem sabrı, anlayış için teşekkür ederek. Çok malzeme bildik. Farkındayım Mustafa, reklamımız da yok. Buyursa sen de. Şimdi biraz birkaç mevzu var. Sırayla gideyim ben. Bir, kurumları yıprattık. Doğru, bunu daha önce de burada konuşmuştuk. Yapılan iş ya da bu tartışmaya sebebiyet verenlerin bence birinci hedefi YSK'nın ve seçim güvenilirliğinin yıpratılmasıydı, tartışılmasıydı. Bunu başardılar. Elde kalan kıymetli bir şeydi ama, çünkü. Ama buna çok dikkat etmemiz lazım bir. İki, burada bir de işin öbür tarafı var. Kurumlar da telden tutmasınlar. Çünkü dokununca yıpranıyorlar. YSK'da telden tutuyormuş. Daha önce TSK'nın telden tutması gibi. Hem Ergenekon sürecinde geleni aldılar. Geleni, ay, siyasi irade ne diyor? Bir de oraya mı baksak? Hukuk diyor. Hukuk müşavirine soruyor. Adam teslim oluyor. Hukuk müşaviri de onlardan be kardeşim. Başka taraflarda başka sahiplerle herkes bir şekilde bir uyuşmuş. Yani iktidar tarafı, muhalefet tarafı biraz uyuşmuş FETÖ mevzusunda. Sonra geliyor darbe yapıyor. Demek ki telden tutuyormuş. Birileri darbe yapabiliyormuş yani. Kalkışabiliyormuş. Yargı keza, yani uzatmayayım, hep bütün o süreçler buralarda da çok tartışıldı. Kurumlar telden tutuyorsa küçük bir müdahaleyle de yıpranıyorlar. O yüzden şimdi bir şekilde bizim onları tellemeyle falan değil, çift dikişle falan gitmemiz lazım. Bu bir defa net. Hep el birliğiyle yıprattık da, yani kurumların da hiç mi kabahati yok diye soralım. Demin hani hırsızın hiç mi kabahati yok demek gibi bir şey. Bu birincisi. İki, bu gerekçe konusunda Mustafa Balbay'ın anlattığı şeyleri öngörerek burada konuşmuştuk. Şimdi netleşti. Mustafa Bey de gayet net bir biçimde özetledi. İki sebep olabilir demiştik. Bir tanesi, görürler burada kısıtlılar oy kullandı. Hiç şeksiz şüphesiz kapatılır defter. İki, ya masanın oluşumunda sorun var deniyordu. Tek başına yetmez. Çünkü der ki vatandaş, Mustafa Bey'in dediği gibi, oyunu kullandım ben. Mühürsüz zarfta da aynısı oldu. Dedi ki YSK, vatandaş oyunu kullanır. Zarf benim mi benim? Mühür vurmamış kim? Sandık kurulu. Onun hesabını ayrıca görür. Vatandaşın oyunu etkilemez dedi. Mevzu bitti. Tamam. Bir şey, aynı şeyi sana sorayım. Sen ne görürsen gerekçeli kararda şey, ikna olursun. Tekraren söylüyorum. Ben de aynı şekilde bu masadaki yanlış kurulan masanın sandıklarında da yanlış varsa ikna oluruz. O zaman derim ki ya, bu masa yanlışlık yapmak ya da burada bir usulsüzlük yapmak üzere kurulmuştur. İkisi bir araya gelmiştir. O zaman derim ki ha, bir dakika, masanın oluşumunda kasti bir durum var, bir hata yok. O zaman kusura bakmayın, sebepleri de vardır, gerekçe. Ne beklerim oradan? Bir, Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanlığı pusulası verilmemiştir. Eksik çıkmıştır oradan. 5 tane çıkmıştır, adam cebine koymuştur hatıra diye. 25 tane çıkarsa o olmaz. Aynı sandıklarda çeteleler düzgün tutulmamıştır. Aynı sandıklarda mühürsüz, imzasız çeteleler vardır. Rakamları yanlıştır. Kaydırmalar orada olmuştur. En çok neydi o ilk sayılanlar, geçersiz oylar en çok orada çıkmıştır. Ha dedim ki bir dakika. Buradan kaynaklanan bir sorun var burada. Şimdi orada da mesela bir açıklık vardı. O günlerde tartışmamıştık onu. Bu oylar sandığın içinde sonuçta. O sandığın içindekiler de çuvalda. O sayım tekrar edildiğinde bütün o yanlışlıkların tamamı, eğer çuval değişmediyse, ki öyle bir durum mevzu bahis değil bakıldığı kadarıyla, o zaman sonuç düzeltilebilir. Çünkü ne derler ona, sermayenin aslı orada duruyor. Ürünün aslı orada duruyor. Bu yapılmadı. Bence bu yapılmadığı için şimdi biz bunları tartışıyoruz. Fakat şuna da katılmıyorum. Bunu şu şekilde bağlayayım. Üyelerin yapacağı açıklama, gerekçeler bize şunu söyleyecek.
nasıl yorumlanmışsan, çünkü gerekçede ikili bir gerekçe var. Bir tane gerekçe yok. Efendim bunlar yanlış atanmış, iptal ediyoruz. Böyle değil. Bunlar yanlış atanmış ve bunların atandığı yerlerde usulsüzlük seçim sonuçlarını etkileyecek bir takım hatalar var. İşte oylarda mesela kamera kayıtları var deniyor. Bak, bekliyoruz efendim, onları. Yani. Şimdi kamera kaydını bilmiyorum ama sonuçta evet. Rakamları dün Cumhurbaşkanı da rakamları dün çok net bir biçimde verdi. Bu sandıklarda imzasız, mühürsüz oylar var. İşlenmemiş oylar var. Yanlış işlenmiş oylar var. Baroğlu var. Şimdi çetelesini çıkarttım. Tek tek okuyabilirim. Ama dünkü açıklamasında Cumhurbaşkanı'nın var. Herkes internetten girip bakabilir. Hani o çaldılar dediği dün ilk kez o ifadeyi kullanmıştı. O haberin içerisinde gayet uzun ayrıntılı çetelesi var. Şimdi burada bütün rakamlarını döktüm. Eğer bu böyleyse bu durum ya o sizin elinizdeki raporda vardır, evet. Yahut o şeylerde var. Valizlerde vardı yani oraya belki ama çeteli olarak. Ama biliyorsunuz özü bu yani. Hani şimdi bu, bakın ama sonuçta Cumhurbaşkanı da bunları YSK'ya sunduğu şeylerden söylüyor. Şimdi şunu göreceğiz biz oradan. Diyecekler ki biz şundan dolayı burada organize bir iş olduğuna ikna olduk. Ben burada organize bir iş yoktur diye sizin kadar rahat söyleyemiyorum. Neden? Masanın oluşumuyla sonuçlardaki problemleri yan yana getirdiğinizde bunun tesadüf olmuş denilmesi bana çok zor geliyor. Bana imkansız geliyor da belki başkalarına zor gelir. Ama delil yani hani somut. Demin bahsettiğim delil işte Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında var. İsterseniz buradan okuyabilirim tamamını. Hangi ama biz onu YSK'dan bekliyoruz. İşte yani. Mesele şu. YSK bunları AK Parti verdi. YSK'daki 7 üye diyecek ki ben AK Parti'nin verdiği bu rakamlar, bu sandık rakamlarını inceledim. Şunlar denildiği gibi, şunlar şu kadar fazla, bu kadar eksik, neyse. Bu onu netleştirecek, diyecek ki ben buradan organize bir iş olduğuna ikna oldum. Toplam sayı ilçelerde sonucu değiştirecek bir fark yaratmıyor. Fakat ilçelerin toplamından büyükşehire oy gittiği için burada değiştirecek bir sonuç yaratıyor. Yani 13.700 bilmem kaçsa aradaki fark, ondan daha fazla bir oy sorunlu. Dolayısıyla ben bu işin içinden çıkamıyorum. Ben işin içinden çıkamadığım için de iptal ediyorum diyecek. Dört üye de şunu söyleyecek. Siz o kanaate vardınız ama şunlar şundan şundan dolayı biz tam o kanaate varamadık. Ya da gerekçeler belki kısmi ret olacak. Belki tamamen ret olacak. Onu da bilmiyoruz o dört kişinin nasıl bir karşı gerekçe ortaya koyacağını. Onun üzerine de onları tartışacağız. Ben şunu sağlıklı bulmuyorum. O raporların verileri de yani raporların ihtiyaç duyurduğu verileri de sahadan yani sandıktan, kimlik bilgilerinden vesaire alma yetkisine sahip olan YSK. Bunları bilen de sadece YSK'nın hakimleri. O toplantılara AK Partili, CHP'li, HDP'li üyeler katılıyorlar ama onlar bir görüş beyan ediyorlar, bir izahat yapıyorlar. Sonra gidiyorlar tartışmayı YSK'nın hakimleri yapıyor. Dolayısıyla onu onlar biliyor. Şimdi onların gerekçelerini ortaya koymadan vardır ya da yoktur, bunu söyleyemiyorum. Ne söyleyebiliyorum? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı olması hasebiyle ya da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı olması hasebiyle verdikleri notları ve belgeleri biliyor olan Cumhurbaşkanı'nın söylediklerine bakıyorum. Ha, bunları vermişler. Acaba YSK bunların hangilerini kabul etmiş? Şimdi biz buna bakacağız, göreceğiz. Cumhurbaşkanı'nın ikna etme, anlatmak zorundayız bunları demesini ben çok şahane bir şey olarak görüyorum. Çünkü neden? AK Parti seçmeninin taraftarlıkla değil, vicdanıyla karar verdiğini görüyor. Bu bir seçmen için son derece değerli bir şey. Taraftarlıkla değil, vicdanıyla karar veriyor. O yüzden partimizin taraftarına bizden yanaysanız oy vereceksiniz demeyeceğiz. Neden haklı olduğumuzu anlatacağız. Adam kendi vicdanıyla oy verecek. Ben bunu son derece değerli görüyorum. Müsaadenle bir iki eklemem daha var. Tabii. Şimdi hırsız kim? Oyların doğru yere konulmaması onun çalındığı anlamına gelir. Hırsız da bir şeyi çalar. Bir laf vardır ya, çalmadım yer değiştirdim diye. Şimdi orada hırsızın da bir yer değiştirme. Burada da bir yer değiştirme var. Ya bir kenara atılmış, kimseye yarar sağlamamış ya da bir başka adaya gitmiş. Fark etmiyor. Kim çaldı? Masada oturan o sandıktan çıkan oylar sayıldığında döküm cetvelini doğru yazmayan, imzalayıp mühürlemeyen, YSK'ya bildirmeyen yahut işte 340 bilmem kaç oy varken işte sıfır oy yazarak bildiren kimse o çaldı. Kime yaradı? Bir de şimdi hırsızlık malından yararlanan var. Kimsenin bundan yararlanmaması lazım. Hani ortada bir sorun olduğu belli değil mi?
geçersiz oylar sayılmış, kaydırmalar yapıldığı görülmüş. Bunların hiçbiri olmasaydı aradaki bu fark olmayacaktı. Ben oy veriyorsam Nedim Şener'e, benim Nedim Şener'in çetelesinde oyumu görmem lazım. Ya ne fark eder zaten kaybetti, yahut ne fark eder zaten kaybetti. Değil, benim verdiğimi de görsün. Şimdi ne yapıyor insanlar? Çeyrek altını takıyorlar. Artık takmıyorlar, torbaya atıyorlar. Ama poşetin o şeyin küçük o şeyin kesenin içerisinde isimlerini yazıyorlar. Bak biz de verdik. Şimdi bizim düğünü bekleriz. Bu böyle bir şeydir. Ha. Neyse onu uzatabiliriz. Yani geyiği yapılır da onun. Şimdi bunu istiyor insanlar. Sonra bir bakıldı. Rakamlar hızla fark aşağıya doğru iniyor. Burada bu yapıldıysa başka yerde yapıldı demek ne kadar makul? Bence çok son derece makul. Bakılması gerekir ayrı bahis. Birisi çaldı. Kasten yahut başka sebep, hiç orası ayrı bir bahis. Onu Mustafa Balbay'ın dediği gibi onun yargılama süreci ayrı. Mustafa Bey kesmek istemem. Ama sıcağı sıcağını şöyle. Bütün aşamalarını hepimiz izledik ama ben de iş edindim. Çünkü bir iddianın içindeyiz. Hı hı. Bu söylediklerinizin büyük çoğunluğu ilçe seçim kurullarında çözüldü. İl seçim kurulları çözülmedi. Şöyle, ben şunu kaydırmalar söylüyorum. Çözüldü. Örneğin onlar şunu, ben onu söylüyorum kaydırmalar zaten. Kaydırmalar büyük çoğunluğu çözüldü. Onlar çözüldü. Bir de kamu şunu geçersizler çözüldü. Bunda hiçbir sorun yok. Kaydırmalar da ben çözüldü. Ben söylüyorum diyorum ki imzasızlar da çözüldü. Diyorum ki kaydırma ve imzasızlar çözüldü. 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 Ona itirazımız yok. Zaten oradan bir fark düşünce diyor ki Cumhurbaşkanı ya da AK Parti Genel Başkanı o sıfatla söylediği için söylerim. Diyor ki biz bunları gördük. Bunlar çözüldükçe ya bu hep bizden gitmiş çünkü çoğunluğu bize geliyor. O zaman öbürlerine de bakalım dediğimizde karşımıza başka şeyler çıktı ve biz oradan çok daha vahim şeyler gördük. Bakın bunlar hiçbir kimsenin farkında olduğu bir şeyler değil bunlar. Ama bakın. Şimdi son çok özür dilerim. Ortadaki şey şu. Şimdi diyor ki ya 22 sandıkta oy döküm cetveli kayıp. 101 sandıkta cetveller imzasız ve mühürsüz. İşte iki kanunsuz işlem birden yapılmış aynı sandıkta. Hem masa yanlış kurulmuş hem çetelelerde hata yapılmış diyor. 143 sandıkta 42 bin oy kayıtlarda değil, nereye gittiği belli değil. 42 bin oy 13.700 küsürden fazla. Demek ki bu sonucu değiştirir çünkü bunun bir sahibi yok. Altında imza olacak, diyecek ki biz bu masada oturanlar bu imza bunları o saydık verdik. YSK buyur liste budur. Bakıyoruz saydık verdik yok, bazıları boş girmemiş şeye, YSK sitesine. Burada da rakamları var. Benim dediğim şu, bunu AK Parti Genel Başkanı söylüyor. YSK burada bir değerlendirme yapacak ve biz onun üzerine konuşacağız. O yüzden şimdi organize iş var mı yok mu? İşte böyle olduğu zaman ben yok demekte zorlanırım doğrusu. O yüzden onu söyleyemiyorum. Bir size bir itirazım daha var, onu da bir müsaadenizle ekleyeyim. Şimdi bu bir yıl meselesi var ya, uzatıldı. Üyelerin uzatıldı. Bir yılı kalan uzatıldı. İki yılı kalan da bir yıl uzatıldı. Bir yılı kalanı dediğiniz gerekçe çok haklı. Ben de aynı kanaatteyim. Biz burada öngörüleri yaparken de çok yanılmadık. Yani seçim sonuçlarına ne müessir olabilir ya da nasıl bir karar verebilir diye. Burada da bir yıl kalanı uzattınız. Evet, bence de çok haklı bir gerekçe. Buradaki deneyimi ortadan kaldırmayalım. Çünkü kritik bir seçime gidiyoruz. Oylar başa baştı. Ölçtüler. Adil Gür burada anlatıyor. Yani 0.6 ile falan, binde 6 ile falan şey yapıyor, fark gözüküyor. Burada değiştiriyorum, çok güzel. Bunu ertelediniz. Öbürünü ertelemezseniz bir sonraki sene tamamını birden yenilemeniz gerekir. Yenileyin. Ama bakın, ama, yani ama az önce söyledik. Sonra, az önce söyledik. Seçim yok. Deneyimi ortadan kaldırmamak için yarısını değiştirirsiniz, yarısını yeni koyarsınız. Sonra öbür yarısını değiştirirsiniz. O yüzden ben ikisinin de birer yıl uzatılması aynı mantıkla düşünüldüğünde hiç akla aykırı bir şey değil. Ve ben bunu yani, ha olabilir ayrı bahis yani, yani bir yıl şüphe, varken yine şüphe uzattım. Duyulabilir ama ben o deneyimin devam ettirilmesi açısından onu son derece şey görüyorum. Ömür boyu görüyorum. Yani. Mustafa devam edeceksin. Burayı çok not aldım bir dakika. Gözlük göreyim mi? Gözlük de lazım arkadaş saatten sonra. Şimdi bu bir şey de sadece oradan gideyim o zaman. İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki bu hani o erkenden onu açıkladı, bu öbürünü açıkladı. Orada eleştirilecek çok şey var. Çıkıp mesela dedi ki Binali Yıldırım biz şu kadar öndeyiz. Biz burada ne konuştuk? Biz ne konuştuk burada? Dedik ki sandık kurullarından zaten müşahitlerden birebir geldiği için online CHP'ye de gidiyor, AK Parti'ye de geliyor. Onlar görüyorlar. YSK bunları üzerinde uğraşıp açıklıyor. Çünkü onun söylediği şey resmi. O yüzden bunlar daha hızlı geliyor.
oradan görmüşlerdir. Fakat anladık ki orada onların da eksiği var. Çünkü gördükleri rakam çıkmadı. Ama aynı şekilde Binali Yıldırım'ın üstüne giderken haksızlık etmeyelim. O da söylerken şu an itibariyle diye kayıtlı konuştu. Ekrem İmamoğlu da aynı şekilde açıklama yaptı, biz öndeyiz diye, ama o da şu an itibariyle söyledi. Yani bu rakam da vermedi. Önce o dedi, ahlakın, sonra bu dedi filan. Bu burada ben sizden de onu beklerim. Hani Ekrem İmamoğlu çok gayet işte efendice söyledi gibi bir rakam ifade. Rakam vermedi. Aynı şeyi o, yani o ne derler ona, saygınlık atfeden tavrı bence Binali Bey için de göstermelisiniz. Çünkü o da aynı saygınlıkla davrandı. Ama sonuçlara işte, saygıyla davrandı. Ama verilen bilginin, Binali Bey'e verilen bilginin o anda olabilir, çok da gerçekçi olmadığı ortaya çıkıyor. Belli zaten. Şimdi sonuçlardan o çıkıyor. Şimdi şu da kamuoyunda çok konuşuluyor. 25 bin fark vardı, 13'e, 13 bine indi. Evet. Orada çok temel bir karar verildi. Şimdi burada bütün seçmenler eşit oy kullanırlar. Hiçbir şekilde, yani Hakkari seçmeninde oyu birdir. İşte İstanbul'da sizin oyunuz da birdir. Yani herkesin eşittir. Ama örneğin Hakkari seçmenin oyu daha değerlidir. Çok daha hepsi, da oy veriyor. Köyden geliyor. Böyle bakarsanız Hakkari'de 25 bin 30 bin kişi bir milletvekili ediyor. İstanbul'da 90 bin kişi ediyor. Doğru. Yani bir de orada bakarsanız daha kıymetli. Doğru, evet. Daha değerlidir. Evet. Ama örneğin orada okuma yazma bilmeyen kişiler oylarını verebilmek için derler ki ipi uzat, yani tam denk geldiği yere mührü koy. Tabii, tabii. Yani okuma yazma bilmeyen kişilerim. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren kardeşlerimize de şu denmiş. Yani böyle ampulün üstüne mührü bas. Şimdi ampulün üstüne mührü bastığınızda o istenen yere basmamış oluyorsunuz. Tabii tabii. O yuvarlığa basmamış oluyorsunuz. Şimdi baktığınızda önce hani bir santim kayabilir, bir santim üste, bir santim altı fark etmiyor. İradesini belli etmiş. Sizin de çok özür dilerim, başınıza geldi mi mühür, ya acaba tam oturtacak mıyım diye böyle bir tereddüt ediyorsunuz. Ben heyecanlandım önce. Boş kağıda basıyorsunuz. Ama YSK'nın çok iyi kararlarından biridir o. Çerçeveyi tuttursun fark etmez dedi ve o şahane bir karardır. Tabii, bence de irade ortaya çıkacaksa tabii, o verilebilir. Ama o çerçevenin tamamen dışında, hiç ilgisi yok. Yukarıda ampulün üstüne basmış. Yani tamam, çerçeveyle hiç ilgisi yok ama. Sonra dendi ki, ya evet, yani hani ampulün üstüne basmak çerçevenin çok dışında. Ama bir irade beyan edilmiş. Beyan. Onun kabul edilmesi kararlaştırıldı. İnen oy da odur. Hepsi odur, o yani, değil. Hepsi o değil. %95'i odur. Şey de var yani, mesela. %95'i odur. Aday, iki tane muhtar pusulası çıkıyor. Şimdi kural eskiden, herkesin bildiği kural ne? Sandıktan fazla bir kağıt çıkarsa iptal edilir. Fazla çıkıyor. Ama 4 seçim aynı sandıkta. Bazı yerde 3, bazı. O zaman ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki ya bunu şey yapar, etkiler. İki muhtara da oy vermezsiniz. Orada ikisini de iptal edersiniz ama diğerlerini geçerli sayarsınız. Orada bir karışıklık oldu. Buna itirazım yok. Ama asıl mesele şu. Yanlış oluştu. Yani yasa dışı atanmış kişilerin bulunduğu masalardaki, sandık kurullarındaki sandıkların sonuçlarında da sorunlar var ise, Erdoğan'ın açıkladığı, Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı gibi, oraların çoğunda da AKP'nin işte oyu daha yukarıda. Bir de burada şu olabilir ama ben, mesele şu. Burada kayıp oy sonucu etkileyecek oy var mı yok muyu bize YSK söylüyor. Ama ve işte, söyleyecek daha. Ve onu bekleyeceğiz. Bakın, evet. Hani dediniz ya, ilçe seçim, ilçe belediye başkanlığı etkilemiyor. Tabii aradaki olarak farktan dolayı etkilemiyor. Ama pek çok yerde ben sordum, muhtarlar etkiliyor. Nasıl? Muhtarlar yok. Yani genel anlamda hani şeyleri muhtarın oyunda koyuyorsun ya oraya. Tamam da muhtarın oraya bir yere yazılmıyor ki. Muhtar da sadece hayır, ismini koyuyor. Hile yapıldıysa onu da ayırıyor yani. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe tamam, belediye anladım, başkanı, tamam, belediye meclis üyesi ve muhtarın oyunu koyuyorsun. Tamam. 5 oyla seçilen, 5 farklı seçilen muhtar var. Eğer etkileme diye bakarsan işte sık sık vurgulanıyor ya. Tamam, orası öyle tabii ama orada mesela şöyle şunu da unutmayalım ama. Hani bir şey vardır biliyorsunuz yani burada, çok meşhur bu mızrak çuvala sığmıyor. Çok meşhur yani, bir fıkra çok vardır. Çok zorlanılıyor. Trende adam birisini görmüş sigara içerken. Demiş ki ben de içebilir miyim? Hayır demiş, diyor yasak içemezsin. Ama o içiyor, sormadı ki. Şimdi burada da başvuru yapmazsanız sonuç alamıyorsunuz. Orada da bir tamam, itirazın olması peki, lazım ki sonuç gelsin. Bir değerlendirmenizi daha itiraz edeceğim. Şöyle, şimdi bu başvuruda 4 sayfa başvurunun 40. sayfasında
deliller yok dedi mi? Şöyle demiş başvuranlar. Delilleri sen bul. Ama şu orada YSK'ya. Ama şöyle bir şey var. Biz onu da konuştuk sen burada. Sen bul diyor YSK'ya. Orada şimdi, şöyle bir şey var. Bakın. Çok şey değil. Bende yok ama sen ama bunu bul tek diyor. Başına değerlendirmeyin. Burada konuştuğumuz bir için tekrar hatırlatacağım. Hadise şu. Sen bul. Hadise YSK'nın şu. Böyle bir işi yok. Hayır şöyle var. YSK'nın sandık başkanı ve 657'li olması gereken üyesini şey bilmiyor. Partiler bilmiyor kim olduklarını. Onu araştırma görevi YSK'nın bir. İki, sandıktaki işlemler, sayım döküm cetvelleri vesaireyi inceleme yetkisi YSK'nın, partilerin değil. Partinin şöyle görevi var. Yasada tanımlanmış. Bir, delil ortaya koymak. İki, delilin nerede bulunabileceğini söylemek. Bu sizin dediğiniz ikinci kısım. Ama tümüyle mesela... Tümüyle şimdi, demez. Öyle bir şey demez işte, yani. Hayır. Akla tamam, ayrı. Buradan bir çıkalım. Öyle demez. Şöyle, son bir şey vurgulayayım. Hani birebir örneği olarak yine burada vurguladıkları için söylüyorum. 5000 tutuklu hem dışarıda oy kullanmış olabilir hem cezaevinde oy kullanmış olabilir. İki listede olabilir. De yazıldığı için yazıldığı bunu söylediler. Için. Bunun somut örneği benim. Ben Silivri'de 3 kez oy kullandım. Tamam. 2009, 2010 referandum ve 2011 genel seçimleri. Ve aynı dönemde benim evime de seçmen pusulası evet, gitti. Evet geliyor o yüzden. Oradaki seçimden 3 gün önce tahliye olurum. Aynen oyumu kullanırım aynen diye. Bu doğal bir şey zaten. Ama zaten. Burada diyor ki AKP başvururken. Buna da bir bak diyor. Buradan tamam da bir şey. Yani ne tutturabilirsek diye bir başvuru. Tamam, ama peki. Şimdi bakın. Ne tutturabilirsek her şey birbirine diye bir karıştıysa ben de her şeyden şüphelenirim doğrusu. Ben biraz AK Parti'de onu görüyorum. Zaten ilk çıktığında da bak bunu da konuştuk. Biz kaybedemeyiz diyorlar. Bu masa ya, son derece son şey derece öngörülü. Hafızası olan çünkü masa. Şöyle bir şey yapıyorduk biz o zaman da. Bütün verileri iki listeyi de karşılıklı koyuyor. Çünkü onun teyidini AK Parti yapamaz. Hiçbir parti yapamaz. Onun teyidini ancak YSK yapabilir. Diyor ki buralarda bir karışıklık var, burada da olabilir. Vallahi ona da bak kardeşim. Şimdi o biraz, bu biraz böyle yani. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi buradan, de buradan, son buradan cümlemi söylüyorum en Sayın son Ateş. Cümle. Şimdi İstanbul seçimleri yenileniyor ya. Evet. Arkadaşlarla da konuşacağım ama ilanen de söylemek istiyorum. Bu seçim takviminin her aşamasına itiraz etmek ve İstanbul İl Seçim Kurulu'ndaki o durumu netleştirmek gerekiyor. İleride malzeme olmasın diye. Peki. Adil Gür, şimdi az önce böyle bir girçik yaptık ama şimdi Sayın bir Yıldırım diyor ki mağdurum, Sayın İmamoğlu diyor ki ben de mağdurum. Bir, bu az önce şöyle konuştuk, proje açıklamayacaklar herhalde, dinledik, hı hı. Bu yok. Çalma meselesi de herhalde bir 40 gün devam etmeyecek. Bu iş... AK Parti açısından da, Cumhur İttifakı açısından da, Millet İttifakı açısından da ana aks, mesela BK'dan vazgeçilecek mi? Ne olur, ne olabilir? Az önce bir dediğim gibi bir girişik yaptık işte sandığa gidemeyenlere götürmek falan ama ne öngörüyorsunuz? Yani hem sokaktan gördükleriniz, hem siyasetçilerle yaptığınız görüşme ne olur veya ne olmalı ve ne olmalı? Evet, şimdi... Birinci bölümde ilk şeyi söyledim. Bir, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da dün söylediği gibi vatandaşa YSK'nın, aslında vatandaşın YSK'nın iptal gerekçesini vatandaşa anlatmak aslında işte efendim biz sandıkta şöyle şöyle usulsüzlükler oldu, kaybettik. Nin açıklaması oluyor. Birincisi bu olacaktır. İkincisi şayet Türkiye'de çünkü şundan bahsetmiyoruz biz. Efendim işte filanca ilçede tesadüfen bir tane sandık başkanı şöyle davranmış değil. Şimdi AK Parti'nin iddialarını YSK'ya taşıyan genel başkan yardımcısı da dedi ki bilmiyorum elimde bir veri falan yok ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bunu yaptığını söylemek mümkün değil dedi. Ne demek istiyorum? Sanki şöyle bir algı da var. Ne Sayın İmamoğlu ne Cumhuriyet Halk Partisi değil, AK Parti kaybetsin diye işte birileri bunu yapmış diyor isek tam da işte ülkenin bekası meselesiyle örtüşecek bir konu bu. Yani ülkenin bekasına müdahale etmek sadece dövizle müdahale etmek sadece silahla müdahale etmekten geçmiyor. Şimdi kuvvetle muhtemeldir ki elbette ki onu AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin yani Cumhur İttifakı'nın strateji ekibine kampanyayı yönetecekler bilecektir ama kuvvetle muhtemeldir ki beka söyleminden geri adım
atılmayacaktır bu nedenle diye düşünüyorum ben. Evet doğru. Bir YSK kararı, sandıktaki usulsüzlükler. İki BK söylemi. Evet bir takım projeler konuşulmayacak ama ben mesela şahsen yıllardır seçimleri takip eden birisi olarak, abiye araştıran birisi olarak aslında AK Parti'nin yapacaklarını değil yaptıklarını anlatması gerektiğini düşünüyorum. Yani efendim ne gerek var ya şeye ne var ya işte Marmara raydan insanlar zaten geçiyor. Avrasya tünelini zaten kullanıyor. Gözünün önünde zaten. Anlatmaya ne gerek var demek doğru değil. Dünyanın en büyük içecek firması, gazlı içecek markası, alkollü içecek markasından bahsetmiyorum. Her gün reklam yapıyor. En çok reklam bütçesini ayıran kurumlardan bir tanesi. Niye? En çok satıyor zaten. Niye reklam yapıyor diyorlar. Hayır. En çok reklam yaptığı için en çok satıyor. Bunun gibi ben elbette ki Cumhur İttifakı'nın veya işte AK Parti'nin 25 yılda Refah Partisi'nden başlayarak söylemek istiyorum. Bugüne kadar İstanbul'a yaptıklarını anlatması lazım. Projeleri değil. Burada bunu söyleyen AK Partililere de ben zaman zaman şunu soruyorum. Siz tabii AK Partili değilsiniz, araştırmacısınız, yanlış anlamayın. Da bu seçim, gerçi bu 23 Haziran'da kullanmayacaklar ama kullanmış olan ve bir daha kullanacak olan bedava kitap, internet, dubleol, eczaneden istediği ilacı satın alma, çöple hiçbir zaman karşılaşmamış, suyu hep akmış. Hani AK Parti belediyecinde bu anlatılıyor ya. Bunlara ne söyleyeceksiniz? Noktasında hep sorular soruyorum. Çünkü bir kitle o günkü mağduriyeti görüp bir daha hatırladığı zaman dediğiniz gibi aa evet ya filan belki. Burası için AK Parti adına ne öngörürsünüz? Yani o genç çocuklara ne söylenmeli? Ne söyleyebilir? Tabii canım yani şimdi biz araştırmalarda onu görüyoruz. Şimdi bakıyorsunuz sadece... Şimdi burada AK Parti'nin kampanya stratejisini çiziyormuş. Yerel seçimlerde değil, genel seçimlerde de. Şimdi bakıyorsunuz. Mesela işte atıyorum işte geçmişte SGK hastanelerinde böyle kuyruk vardı, şurada bilmem ne vardı. Seçmenin 3-2'si için hiçbir şey ifade etmiyor. Evet. Hiçbir şey ifade etmiyor çünkü hatırlamıyor seçmen onları. Şimdi birincisi bence temel şey... Bakın başka bir şey söyleyeceğim. Temel şey. Hem AK Parti için hem Cumhuriyet Halk Partisi için hem Sayın İmamoğlu için Sayın Binali Yıldırım için. Her şeyden önce bir kampanyanın dünyanın her yerinde başarılı olmasının temel şartı pozitif olması. İnsanlara umut vaat etmesi. İnsanları korkutarak oyalamıyorsunuz. İnsanlara umut vererek oyalıyorsunuz. Birinci temel şey. Ben 23 Haziran'a giderken aslında YSK'da olsa bilmem işte onu anlatmak, bunu anlatmak vesaire gibi şeyler de olsa temel belirleyici ana temanın ekonomi olduğunu düşünüyorum. Önümüzde 40 günlük bir süre var ama çok ciddi meselelerimiz var. S-400'lerin teslim zamanı yaklaşıyor. Biz de S-400'leri alacak mıyız, almayacak mıyız? Amerika'da Trump da geliyor. Ben diyor civatayı alırsan diyor ambargoyu devreye sokarım diyor Amerika. Asıl belirleyici olanların bunlar olduğunu... Ama bir de AK Parti'nin şunu yapması gerektiğini, şimdi tabii hep AK Parti adına konuşuyormuş gibi olduk ama... Birazdan CHP'de konuşacağız. Evet. Şimdi birincisi Refah Partisi, Fazilet Partisi, AK Parti bugünlere gelirken vatandaşa dokunan, kapı kapı gezen, varoşlardaki evleri veya şeydeki evleri ziyaret eden teşkilatlara sahipti. Şimdi bunu söylerken de hakikaten günümüzde böyle bir partinin... CHP'nin örgütünde, AK Parti'nin teşkilatında bilmem ne de adı bir tarafta örgüt diyorlar, öbür tarafta teşkilat diyorlar. Onun için ayrım yapmadan söylemek istedim. Kolay da değil. Ya her yıl seçimin olduğu bir ülkede gel kardeşim gece gündüz çalış demek de kolay değil. Hakikaten yoruldular yani. Senin çalınan kapılar içinde. Evet. Merhaba biz geldik yine biz ama biz şunu yanlış yapıyoruz. Şimdi referandum bakın, Sayın İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi bunu daha iyi yaptı. Sadece burada değil. Ankara'da Mansur Yavaş ve ekibi, Adana'da yine aynı şekilde bir şey. Muhalefet bir, sandıklara sahip olmayı öğrendi. İki, kampanya yapmayı, vatandaşa dokunmayı öğrendi. Bak hakikaten öğrendi. AK Parti eski alışkanlıklarından biraz uzaklaştı. Biz neyi konuşuyoruz? Sandıklardaki usulsüzlükleri ve YSK kararını konuşuyoruz. Asıl problem ne biliyor musunuz? Bakın hala ilk günkü görüşümü muhafaza ediyorum. Türkiye'de herkes sandığına sahip çıkarsa bir tek oy çalınamaz diyorum ben.
Sandığınıza sahip olun, bir tek oy çalınamaz. Niye çalınamaz? Elinizde belgeniz vardır kardeşim. Şap diye çıkar koyarsınız. Yani burada işte eski vekilimiz var. Ben şunu söylüyorum yani 2014'te Ankara'da aynı tartışmaları yaşadık. Tamam, aynı tartışmaları yaşadık. YSK o zaman şöyle karar vermişti, böyle karar vermişti, bilmem ne yapmıştı, başka bir şey. Ben söylüyorum, o tarihte ben Sayın Mansur Yavaş'la beraber çalıştım yani 2014 seçimlerinde. Ama sonradan YSK kararlarını bilmem nelerinde gördüm. Bir sürü itirazlar var ama ortaya konmuş belge yok. Neden belge yok? Ankara'da işte atıyorum 12 bin küsur tane sandıktan bilmem şu kadarı bir şekilde partilerin müşahitleri gizip ıslak imzalı kağıtların belgelerini almamışlar. Aynı sorunu şimdi AK Parti yaşıyor. Bakın İstanbul'da bunu yaşıyor. Halbuki ellerinde bunlar olsa hiç ne YSK'ya başvurmaya gerek var ne şeye gerek CHP, var. CHP ne yapar 23 Haziran sürecinde ne yapmalı? Ya AK Cumhuriyet Parti AK Partisi konuşur. Kuvvetle muhtemeldir ki yani kuvvetle muhtemeldir ki şimdi burada tabii 36 gün sonra YSK kararının verildiğini, YSK kararından bu yana da yaklaşık 8-10 günlük bir süre geçildiğini vazgeçersek, düşünürsek bir mağduriyet algısı orada daha yüksek mağduriyet. Abi. Yani AK Parti mağdurum diyor ama kamuoyu nezdinde Sayın İmamoğlu'nun mağduriyet algısının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kuvvetle muhtemeldir ki mağduriyet algısı üzerinden devam edecektir. İki, İmamoğlu'nun, yani bir iki gündür konuşulmaya başladı, bundan sonra daha da çok konuşulacaktır. 16-17 günde şunları yaptım, önümde 160 gün olsaydı neler yapardımı anlatarak belki geçirecek. Yapamadıklarını da bugün dün evet, onayladılar, hepsinden, önerdiklerini. Evet, hepsinden yani. Daha önemlisi, ben bakın işte, çok açık yüreklilikle söylüyorum. Parti daha fazla anı defterine imza atacaktı mesela, evet, değil mi? Parti ayrımı yapmaksızın, bakın pozitif şeyden bahsediyorum ya, pozitif kampanyadan, pozitif iletişim yollarından. Yani biz diyoruz ki efendim dünya işte artık bir cep telefonunun içinde, ona gerek yok, buna gerek yok. Biz toplum olarak duygusal milletiz. Kapınıza gelen adam çok önemli. Niye biliyor musunuz? İnsanlar siyasi partilere kızgın. Çeşitli siyasi partilerle çeşitli dönemlerde saha işleri, ben sadece araştırma işleri değil, kampanyalarla ilgili bir takım işler de yapıyorum. Kapı çalmak oy değiştiriyor mu? Oy değiştiriyor mu değil. Bakın şu manada önemli. Beni adam yerine koydu, kapıma geldi arkadaş. Şimdi biz diyoruz ya, aslında kızgın bir kitle var, seçmen var, sandığa gitmeyen bilmem ne yapmayan. Adam belki kapısına gelecek, kendi partisinin bir görevlisine tüm öfkesini boşalacak, rahatlayacak ya. Yani bu manada önemli. Son cümle şunu da söylemek istiyorum. Pozitif kampanya vesaire önemli. Ama hakikaten bu toplum kavgadan gerçekten çok sıkıldı bakın. Hep söylüyorum, her programda da yeri geldiğinde söylemeye devam edeceğim. Biz kavga seyretmeyi seviyoruz ama kavga edenleri sevmiyoruz kardeşim. Ya cebimizden gidiyor ya. Her kavga ettiğinizde dolar kuru yükseliyor, bilmem ne oluyor. Onun içindir ki daha kucaklayıcı olan, daha kucaklayıcı ve ılımlı dil kullanmak çok önemli. Sayın Binali Yıldırım da, Sayın İmamoğlu da, hakikaten şeyde her ikisi de 31 Mart sürecine giderken daha ılımlı, daha pozitif bir dil kullandılar. Ama partileri göz önüne aldığımızda partiler adaylardan daha sert bir tam dil kullandılar. Tam onu diyecektim. Yine liderler İstanbul ilçelerinde mitinglere çıkarsa, evet, parti liderleri açısından söylüyorum, her iki lider de bu süreçlerde, seçim süreçlerinde tabanlarını konsolide ederek kazanmayı öğrendiler. Yine onlar tekrar böyle yapıp Sayın İmamoğlu ile Sayın Yıldırım sizin söylediğiniz pozitif mesajı uygularsa seçmen kafası mı karışır? Sayın Binali Yıldırım zaten hani geçenlerde okudum bir şeyini. İstanbul'da adaylar ve projeler mi konuşuldu bağlamında bir şey söyledi. Korkarım ki şöyle söyleyeyim. Biz bu seçimi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesinden öteye bir yere taşırsak 23 Haziran'dan sonra daha çok tartışma içerisinde kendimizi bulabileceğimiz siyasi sonuçlarını da kendimiz hazırlamış oluruz. Ben de şeytan avukatlığını yapmayayım da yani galiba zaten belki sanırım diye çoğaltayım. Öyle bir şey gibi gözükmüyor mu? Hayır, öyle bir şey gibi gözüküyor. Yanlış yapıyoruz. Yani yanlış yapıyoruz.
Ben de aslında onu söylemeye çalışıyorum. Yani nihayetinde ya YSK karar verdi. Doğrudur, yanlıştır, bilmem nedir. Yanlış bir karar verdiğine vatandaş ben de şuraya bağlayacağım. Evet. 23 Haziran'da da sandıktan hangi sonuç çıkarsa çıksın. Yine bir taraflardan biri oyumuz çalındı mı? Bu sefer emin olunuz ki Türkiye'de sistem aslında öyle bir kurgulanmış ki, bakın Türkiye'de pek çok yanlış şey olabilir. Ama Türkiye'de hakikaten sandığınıza sahip olduğumuz müddetçe dünyanın en güvenli seçim sistemlerinden birini uyguluyoruz. Şimdi bir şey söyleyeyim, o da çok önemli. Evet. Şimdi sandık kurulu başkan ve memur olması gereken üyelerinin, her ikisinin de bilgileri seçimden önce partilerle paylaşılacak. Şimdi YSK'nın kararına göre. Paylaşılmıyordu daha önce. Evet. Sonradan ortaya çıkmayacak yani. Baştan diyecektik bak filancı memur değil, değiştirin. Binali Yıldırım söyledi. İşte bazı CHP üyesi, belki AK Parti üyesi de vardır. Onlara da bakmak lazım. Çünkü belli ki bir torbadan almamışlar, ekleme yapmışlar. Niye yapıldı ayrı bir bahis. O soruşturuluyor da. Oradan da bakıp bu parti üyesi mi dedi. Çünkü olamaz diyor. Kitapta öyle yazıyor. Hı-hı. Olamaz diyorsa olmayacak. Ama efendim, kitabın şöyle devamı oldu. Yoksa diyor orada. Yoksa İstanbul'da diyor. Mümkün mü olmaması ya? Sadece işte, öğretmenlerden seçseniz yeterli yani. Yani son cümleyi şunu söylemek istiyorum çok da uzatmadan. Aman diyorum ya, aman ya. Bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçeceğiz ya. Bir topu bu diyorsun ya. Bunu seçeceğiz arkadaş ya. Ya bunu seçeceğiz ya. Önemli bir şey de bak şunu da söylemek istiyorum. Bir belki izleyiciler için bir bilgi daha vermek istiyorum. Bunu AKP'ye de söylüyorsunuz bakın, değil mi? Türkiye'de toplam bütçenin 6.2'sini yerel yönetimler kullandığını biliyor musunuz? Toplam bütçenin 6.2'sini, %6.2'sini yerel yönetimler kullanıyor. %6'sını İstanbul mu kullanıyor? Hayır, %6.2'si. Merkezi bütçeden bahsediyorsunuz. Merkezi belediyelerin kendi bütçeleri var. Merkezi bütçenin bahsediyorum yani. Ona katlar yani. Yani. O kadar büyütmeyelim diyorsun ama bu seçim iptal edilir. Ama öyle demiyorsun. Verdikleri kararlar, örneğin İstanbul'da diyorsunuz ki şu arazide 80 kat, yanındaki arazide 8 kat diyorsunuz. Orada verdiğiniz karar o şehrin dokusunu tümüyle etkiliyor. Ciddi bir rantı. Yani orada sadece para değil, tabii, paranın yaratılması. Tek başına kendi, da yetkili değil de o konuda ama etkili. Önemli bir rol üstleniyorsunuz. Ya bir de tabii şey var yani yeni yerel yönetimler yasa tasarısıyla, yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle, yayınlanan kararnamelerle, genelgelerle, bilmem nelerle baktığınızda, bakın bir değil Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanı, bir beldedeki, beldelerin çoğu kapandı da, belediye başkanı, özel kalem müdürü sıfatında bir sekreterini dahi Cumhurbaşkanlığının onayı olmadan yapamıyor. Bu da böyle de bir vaka var yani. Bu yeni bir şey değilmiş. Yeni bir şey değilmiş. Şu kararnameyle değil. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın izniyle kadro oluyor. Ne? İstisnai kadro mu diyorlar? İstisnai kadro. Bilmiyorum ama bu eskiden beri vardı. Ben hatırlıyorum. Bizim Ankara'da, İşler Bakanlığı onaylıyor. Ankara'da evet bu işler bize çok gelir. Şimdi Deniz burada yok. Onunla konuştuğumuz bir mevzuydu. Şimdi bakan demişti ki ya filan belediye üçüncü kez dedi ki atacak dedi ki ya bu da üçüncü oldu çünkü oraya geçen direkt devlet memuru oluyor. Hmm. Devlet memuru yapmak için burayı kullanıyorlar biraz ayıp oluyor dedi. Tamam bunu da yapalım da. Şimdi bir belediye muhalefet belediyelerinden bir tanesiydi. Bunlar var fakat belediyelerin çoğu AK Parti'de bakan da orada falan çok fazla umursanmıyordu. Şimdi artık biraz daha umursanan bir şey haline geldi. Biraz ben de onu Çevre Bakanı'na sordum da. Nedim Şener bu işin mağduru kim? Bu işin Sayın mağduru, Yıldırım mı Sayın İmamoğlu mu? Halk. Biziz hocam halk. Yani çünkü hakikaten yani şöyle düşünün İmamoğlu etrafında siyasi bir halka, onun dışında bir iş adamı, bir takım çıkar grupları ve konuşulan konuşu rant, İstanbul'un rantı tartışması. Şimdi tabii ki her yani şöyle niye biz rahat konuşuyoruz? Şundan biz belediyenin önden geçmiş insanlar değiliz. Yani oradan bir rant alacağız, bilmem ne yapacağız. Ne medyasında, ne orasında, ne burasında. Bir şey talip değil, hiçbir şey talip değil. Sana. Ama sen neyi görürsen ikna olursun YSK'nın şey kararına? Yani şu, deminden bahsedildiği gibi buraya yapılan atamalardaki usulsüzlükler, seçim kurullarıyla ilgili usulsüzlüklerin hakikaten sonucu etkileyen yönlerinin açık konması halinde. Yani masa ve sandık. Hiç, tabii başka bir şey ikna etmez zaten. Hatta diğer dört hakimin de aslında buna cevap, net bir cevap vermesi, neden kabul etmediğini. Hakim, çok kestim sana özür dilerim. Hakimin istifasıyla ilgili ne diyorsun İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı? Emekli dilekçesi. Emekli dilekçesi. Yani
hani bir takım spekülasyon yapıldılar. Hatta bir grup... Birinci gece FETÖ'cü ilan edildi. Yani çok birinci yanlış gece yani. İsim benzerliği soy ismi üzerinden. Yani bu FETÖ tartışması bu seçim sürecinde çok korkunç noktalara götürüldü. FETÖ artık sadece, yani ben hep örnek veriyorum işte, sadece bugün kara kuvvetleri pilotlarından 3 tanesi, 2 yüzbaşı, bir üsteğmen ordu içinde FETÖ'cü diye alınıyor 34 kişiyle beraber. Bu hiç konuşulmuyor ama gazete manşetleri çok güzel. Arkadaşlar muhtemelen FETÖ'ye çok duyarlılık gösteriyorlar ama sandıkta FETÖ tescillendi diye manşet atabiliyorlar. Peki ne olmuş? İki tane sandık başkanı baylok kullanıcısıymış. Peki ne olmuş bunlar? Niye tutuklamaya sevk edilmiş? Seçimde hile yaptığı için mi? Hayır, baylok yüzünden. Peki tutuklanmış mı? Hayır, serbest bırakılmış. Geri kalan, hatta ajansın geçtiği 43 kişilik isim listesindeki 35 kişi de ifadeye çağrılıyor. Sadece ifadeye çağrılıyor ve serbest bırakılıyor. Peki nasıl oluyor da FETÖ bu organizasyonu yaptı, bu usulsüzlüğü yaptı diye insanlara lanse edebiliyoruz? Bundan kaçınmak gerekiyor. Yani buna şaşırmıyoruz da bir soyadı benzerliğinden vay ilçe seçim kurulu başkanı. Da, burada da o kadını yani aldığı kararla ilgili tartışma yapabilirsin. Çünkü her hakimin kararı eleştiriye tabi. Saygı duymak şartıyla eleştirebilirsiniz. Ama örgütle özdeşleştirdiğiniz zaman eşini, bilmem kaç yılında emekli olmuş eşini, o adamın bugün dijital ortamda birisinin ismini yazdığınız zaman yanında çıkan yakıştırmalar onun hayatı boyu ve çocuklarına kadar seyahat eden, hatta şöyle Türkiye'deki bir devlet geleneği alışkanlığında tembel istihbaratçılar adı bir zamanlar şundan alınmıştı. Pat dosyaya koy, internet çıktısını al. O artık torunlarına kadar gider, torunlarını da aşar gider. Yani bundan kaçınmak lazım. Ne yani dediğim gibi usulsüzlüklerle ilgili o hani vatandaş soruyor. Ya hırsızın hiç mi suçu yok? Ya tamam, hadi kabul edelim hırsızlık olsun. O zaman lütfen bize çalanın kim olduğunu gösterin. Yoksa beni bu ikna eder. Deminden Mustafa galiba hani bir eşyanın yer değiştirmesi. Bu yer değiştirme hataen de olabilir. Yani çalınıp konarak olmaz, bir şey hataen de olabilir ama bu hataen düzeltme işte o bahsedilen sonuca müessir bir fiil olmayabilir. O yüzden de hani hukuk hukuk kanundan da biz ne bekleriz? Aha. O sonucu etkileyecek şunu da sorayım, şeyleri, delilleri görmemiz gerekiyor. Sen bir gazeteci olarak, bütün bu süreci gözlemleyen birisi olarak AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ne söyler ne söylemeli sorusunu sana sorayım. Yani yine biz işte açılışta söyledim, çaldınız çalıyorlarla başladık. Bu iş galiba biraz mağduriyetle devam edecek. Asıl biz mağduruz, yok sen mağdursun da. Buradan sonra nereye evrilir? Ya da ya seçime ne bekliyor, ne duymak? Projeleri duydu, bir karar verdi. Seçim iptal edildi, yeniden mi seçime gidiyoruz? Diyorsun ya gözlemliyorum insanlarla. Evet. Ne bekliyor insanlar? Yani insanlar ya bizim gibi gerekçeli kararlar çıksa bir bakalım okuyalım demiyor. Ben yıllardan beri özellikle bu 15 Temmuz'dan sonra bütün hep derdim şu oldu. Değişik siyasi görüşteki insanları bir noktada toplayabilmek ortak konularda. Hani sonradan başka ittifaklar falan bağlamında. Fakat artık bu buradan şu anda maalesef bir bilek güreşi yaşanıyor. Bu maç bitmeden biz sonraki yani ne kaybettiğimizi, aslında toplumsal dayanışmayı, uzlaşmayı, bir ulus olma özelliğimizin bize maliyetini yaşamadan, yani bir ders çıkarmadan biz yeni bir faza geçemeyeceğiz. Şu anda şunu görüyorum, sokaktaki insanlar bile AKP'lilere karşı menfi tutum, AKP'liler CHP'lere karşı menfi tutum içindeler. Yani çok keskinleşmiş durumda. Ve ben diyorum ki ya kardeşim, ya siz belediye, diyorum ki mesela bakkal üzülüyor. Ya işte diyor ki şu şöyle olmuş. Belediye için oldu mu senin? Yok. Peki niye üzülüyorsun? Bilmem abi diyor. Yani içselleştirmiş bunu. Ya kardeşim çık ondan. Sen ihale mi alacaksın? Aynen. Ya da orada bir görev mi alacaksın? Yok. O zaman derdin ne? Benim derdim seninle ortak bir yurttaş olmak, ortak konularda anlaşmak. Fakat bundan uzaklaşmamızı ve hani biz Türkler maalesef kafamızı taşa vurmadan aklımız başımıza gelmiyor. O yüzden bu bilek güreşi yaşanacak. Ha, kötü olan şu. Bakın bütün bu süreçten emperyalistler kazanacaklar. Onun aracı FETÖ'cüler kazanacaklar. PKK'lılar kazanacaklar. Benim bütün kaygım bu. Yoksa biz yine kavga etsek de oturur sehpanın başında çayımızı içeriz, kardeşim deriz, sarılırız. Hemen zor gün şeyiyle Türklerin hasretidir. Ama görüyorum... Tabii çay gelirse içeriz değil mi? İçeriz tabii. Ama şu... Gördün o bakmalar oldu. Çaylar Bütün bu süreci hep söylüyorum. Hani FETÖ neresinde olur? İşte başında, ortasında, sonunda her yerde olur. Süreci manipüle etmeye kalkar. Bakın HDP'nin sözcülerine bakın. PKK'nın sözcülerine bakın. Hemen CHP seçmeni üzerine vesayet kurmaya kalkıyorlar.
Kimsin ulan sen? Sen bir aşağılık teröristsin de çıkıp CHP seçmenine, Atatürkçü insanlara efendim şöyle yapsınlar, böyle yapsınlar. Sen kimsin ya Atatürk'ün partisine akıl veriyorsun? Sen kimsin? Ama işte bu süreçte onu söyletmemek lazım. Direkt ağzına o lafı tıkamak lazım. Onun sözcülerinin bu pazarlığa... Yani düşünün, terör örgütüne, PKK'ya terör örgütü diyemeyecek adam siyaset yapıyor meclis altında, ağzına barış lafını alıyor. Ya terör örgütüyle barış nerede olmuş ya? Ya şimdi bakın ne oluyor? Bütün bu süreçte biz başka insanların söylemleri üzerinden mağduriyetler falan görmeye başlıyoruz. O yüzden şunu, siyasi kavgamızı yapalım ama bu aşağılık PKK'lı ve FETÖ'cülere piyasayı bırakmayalım. Peki. Ya birbirimize, o yüzden hani hukuk metni bu YSK kararının çok anlaşılır. Hepimizi ikna edici. Dilde yazılması, şerhin de ona göre düzenlenmesi, bir kere sonucu da kabullenmeyi, sonraki süreç, sonuçta şuraya gidiyor. İster istemez yani kızsanız da bağırsanız da bir seçime gidiliyor ve sonunda halk bir şey söyleyecek. Önemli olan da bu. Değerli olan da bu zaten. Çay çevirmemiz için bir araya gitmemiz gerekiyormuş Sayın Balbay. Biz bir araya gidelim efendim. Sizler çaylarınızı yudumlarken biz de birer çay arası, bir reklam arası verelim. Biraz daha uzayacağız. Zira yayına bir yarım saat kadar geç girdik. Ve yani uzamak için uzamayacağız. Bir de bu sonucu kim alırsa bunun genel siyasete etkisi ne olur? Misal bir erken seçim hep konuşup ediyoruz. Biraz da bunlara bir projeksiyon yapmayı, bir perspektif yapmak isteriz. Bir çay ve reklam arası, sonra tekrar huzurlarınızdayız. Kısa bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız efendim. Araya gitmeden önce de söyledim. Şimdi ne söylerlerse, projelerini dinledik, vaatlerini dinledik, işte çaldı çalındığı dinledik, mağduriyeti dinliyoruz. Bir süre daha dinleyeceğiz. AK Parti, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı, işte Saadet Partisi'nin adayını tekrar çıkarması, muhtelif partilerin adaylarının yer çekmesi, bunlar da hiç şüphesiz belirleyici unsurlar olacak. Da ben biraz daha ileri gidip, bu son bölümümüzde biraz daha ileri gidip, seçim AK Parti lehine ya da aleyhine, CHP lehine ya da aleyhine olursa bunun genel siyasete etkisi, tesiri ne olur'u biraz anlamak adına Mustafa Kartoğlu ile başlamak isterim. Sonuç AK Parti lehine ya da aleyhine olursa, mesela buradan başlayalım. Türkiye'de bir erken seçim tartışmasına girer miyiz sence? Zannetmiyorum. Sebebi de şu. Bundan önceki yani ilk yapı 31 Mart'ta yapılan seçimde biraz öyle bir havayla girdi. Hı-hı. Fakat daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bizim öyle bir niyetimiz yok diye hem ulusal hem uluslararası medyada demeçlerini gördük. Çünkü bir toparlanma zamanı herhalde kendilerine tanıyorlar. Ben biraz öyle yorumladım. Yani biz bu kampanya ile başkanlık sisteminin ya da ittifaklı seçimlerin ilkini bir şekilde olabildiğince başarıyla atlatalım. Bir konsolide olalım. Ona sonra bakarız durumundaydı. Bu tavırda şimdilik bir gelişme görünmüyor. Ki o havayı da iyi yakaladılar. Çok dramatik bir fark ortaya çıkarsa bu tartışılır. Ama bence partilerden önce çevrede tartışılır. Burada tartışırız, başka yerlerde tartışılır. Partilere sirayet eder mi ondan çok emin değilim. Ama etkili olur. Nasıl bir etki? Seçimin zamanında yapılıp yapılmayacağı tartışması sırasında biz onu görürüz. Yani daha erkene alınır mı alınmaz mı diye. Doğrusu ben iktidar partisinden de çok beklemem bunu. İstanbul'da hani %1 farkla çıktı diye, çünkü şimdi Adil Gür de anlatıyor. Geçen haftalarda hem İhsan Bey hem Mustafa Şen de altını çizmişti. Taraflar iyice konsolide olmuş durumda. Dolayısıyla aradaki fark, her ne olursa olsun aradaki fark çok büyük olmaz diye. Dolayısıyla öyle bir dramatik fark beklemiyorum ama tartışmanın da bir puan, iki puan bile olsa aradaki fark bir tarafın lehine yahut aleyhine,
Böyle bir sonuca da CHP lehine olması gerekiyor bu tartışmanın çıkması için. Böyle bir tartışmaya sebebiyet vermez. Ha, konuşulur haliyle muhalefet ittifakının işine gelir böyle bir şeyi konuşmak. Çünkü iktidarın yönünü aşağıya doğru döndüğüne dair tartışmanın devam etmesi muhalefet ittifakının işine gelir. Son derece doğal bir şey. Misal bu Twitter'da falan da dolaşan ya da dost sohbetlerinde konuştuğumuz AK Parti aleyhine bir sonuç çıktığında misal Cumhur İttifakı'nın önemli ortağı Sayın Bahçeli erken seçim derse. Yok zannetmiyorum. Çünkü bu 2023 hedeflerinden bahisle Cumhur İttifakı'nın korunması ve güçlendirilmesine dair ifadeleriyle falan çelişir böyle bir durum. Çünkü İstanbul'da ki bu seçimin ikinci turu. İkinci turda yapılan seçimler konsolidasyonun genel olmadığını bize gösterir. Yani ikinci turda yapılan seçimler genel seçimlere işaret etmez. Birinci tur biraz işaret edebilir. Zaten baktığınızda da zaten 52'ye 48'lik bir oran var. Cumhurbaşkanlığı seçimi, parlamento seçimi, ittifaklara baktığınız zaman burada da aşağı yukarı öyle bir sonuç çıktı. Dolayısıyla onu etkilemeyeceğin herhalde o da farkındadır. Böyle bir sonuç çıkmaz. AK Parti'nin lehine çıkarsa ne olur? AK Parti'nin lehine çıkarsa iki tarafında söyleyeceği şu. Bir, evet ya çalınmış ve orada bir takım usulsüzlükler yapılmıştı. Gittik ve usulsüzlük işte atıyorum şu kadar oy farkla bizim oyumuz gitmişti ama geldik daha fazla farkı ortaya koyduk ve hakkımız olanı geri aldık. Bir tarafı böyle. Öbür taraftan da bizim de geldiler ve işte konsolide oldular, elimizden aldılar. O da öyle yürüyecektir. Yani bunun böyle sonuç çıktı. Ne yapalım? Kabulümüz işte ikinci tur oldu ve ikinci turda adamlar daha iyi çalıştı, kazandı filan. Cumhuriyet Halk Partisi'nden onu çok fazla beklemiyorum. Bundan önceki seçim süreçlerinden sonra yapılan konuşmalara filan baktığımızda gördüğümüz şeylerden hareketle. Ama şunu da söyleyeyim. Öyle ya da böyle. Bu İstanbul önemli bir şehir. Avrupa'da bırakın dünyanın kalan kısmını. Avrupa'da birçok ülkeden daha büyük bir şehir burası. Evet tek başına bir belediye başkanı tarafından yönetilmiyor. Doğru. Ama bir belediye başkanı da yani değme devletlerden çok daha fazla kurumu yönetiyor. Yani ne kadar bazı konularda merkezi hükümetin onayı yahut işte bazı işleri onların yapıyor olması durumu mevzu bahisse de önemli. Fakat İstanbul'da şu oldu o zaman Türkiye'nin tamamında bu olacak diyebileceğimiz bir seçim de değil bu. Bir de şöyle düşünün. İstanbul'da bazı seçmenler konsolide olabilir çünkü İstanbul kozmopolit bir şehir. Belediye başkanının kim olduğu kişisel yakınlıklarla ilgili değil. Ama Türkiye'nin genelinde Ankara'da dahil belediye başkanının kim olduğu, nereli olduğu, o güne kadar ne yaptığı, insanlara nasıl dokunduğu, kimin akrabası olduğu, hangi sülaleden olduğuna kadar hepsi çok önemlidir. O yüzden burası geneli, bu yerel anlamda geneli yansıtmaz. O yüzden de ben sonrasında tartışmanın çok uzayacağı kanaatinde değilim. Bir tek şartı var bu işin. YSK telden tutmamalı artık. YSK'da kendi içinde bunlar nasıl buraya atanmış? Nasıl 657'lerin yani memur torbasının içerisine bu adamlar girmiş? Neden girmiş? Koyan bunu nasıl izah ediyor? İzahı ne kadar gerçekçi? O soruşturma ayrı yürüyor. Adli bir soruşturma. Bunların hepsini görecek. Ondan sonra işi sıkı tutacak. Partiler de tutacaklar. Mesela AK Parti'den duydum. Biz de gevşek. Cumhurbaşkanı söyledi dün. Biz de gevşek. Burada da gevşeklik var diye mealen söylüyorum. Var. Burada da bizim işi sıkı tutmamız gerekiyor. Diğer partiler de sıkı tutacaklar. Ondan sonra herkes bakıyor. Defter yazdı mı? İmzaladı mı? İmzaladım. Evet. Çekti mi? Çekim. Dur ben de çekeceğim. Şimdi bu aslında 7 kişi var masada ya da 5 kişi. O 5 kişinin tamam çarpı 5 güvenlik demek. O çarpı 5 güvenliği hepimiz göreceğiz. Bir de Anadolu Ajansı bir saat önce yayını kestiydi, kesmediydi filan. Bu tür tartışmaların da artık gündemimizden çıkması lazım. Çünkü Anadolu Ajansı da hepimiz biliyoruz. Ankara'daki gazeteciler genel merkezleri takip ettikleri için çok daha iyi bilirler. Mustafa Balbay en azından hepimizden daha deneyimli Ankara gazeteciliği konusunda. Genel merkezlere gelen o pusulalardan, o cep telefonuyla bugün çekilen, daha önce de telefonla bildirilen notlardan YSK'dan önce herkes seçimi aşağı yukarı görür. Hı hı. Şimdi oradan geliyor. Anadolu Ajansı'nda uzaydan gelmiyor. O da oradan alıyor. Muhabiri olduğu yer var. Olmadığı yer var. Parti genel merkezlerinden alıyor. Öbürüyle karşılaşıyor. Ama durdurmayı hala anlatamadılar. Şimdi, yani. Ama mesele şu. Durdurma meselesinde de mesela parti genel merkezleri de bildirmeyi durdurdu.
Dediler ki fark çok azaldı. Ne desen şimdi sıkıntı çıkar. Tamam kapattık kusura bakmayın şimdi söylemiyoruz. Şimdi Anadolu Ajansı'nda deseydi ki partilerden gelen veriler var. Bizim sandıklar, bütün sandıklardan tek tek her birinin başına adamımız yok. Buralardan olsa da gazeteci gidip orada herkes notunu alamıyor yani. O da onlardan partililerden alıyor. Buralarda bir sıkıntı oldu. Biz şimdi bildirirsek birine eksik birine fazla bildirmiş oluruz. Son aşamada şu kadarlık bölüm kaldığında biz de durduruyoruz dese hiçbir sorun olmayacak. Konu kapanacak. Bundan sonra da böyle bir yöntem izlerlerse problem olmaz yani. Peki hep beraber izleyip son bir şey Mustafa Kartoğlu. Yüksek Seçim Kurulu kararı AK Parti'de içinde rahatsızlık yarattı. Bazı isimler için ihraç ve seçim sonrası AK Parti'de MKYK'da ve kabinede değişiklik. Artık daha somut bir şey görüyor musun yoksa? Vallahi değişiklik konusu hani şimdi bakıyorum kim neyi yaptı ya da kim neyi yapamadı da değiştirecek. Benim hani vatandaş olarak baktığımda da yani çok bir şey göremiyorum. Doğrusunu isterseniz hükümete artık ben şöyle bakıyorum. Yatırım bürokrasisi diyebileceğimiz ya da yatırımcı bakanlıkların bürokrasisi bir şekilde işliyor. İşte neredeyse sessiz sedasız bir tren yolu açıldı. Ben şimdi ikinci kez İstanbullu olacağım için ev arıyorum. Bakayım tren yolunda ev arıyorum. Trenle ulaşabileceğim yerde. Çünkü Ankara'dan bindiğim zaman evin önündeki istasyonda inme şansım var benim hızlı trenle. Şimdi bu bile hani işlerden bir iş olarak geçiştirildi. Çünkü orada işler yürüyor. Şuna bakıyorum. Ekonomiden bahsetti. Ekonominin nesiyle ilgileniyoruz biz? Şu kadar milyar dolar ihracat. Bundan bahsetmiyoruz. Patates fiyatından bahsediyoruz. Başından beri de şunu hep her yerde söyleniyor. Bunun ortak, hepimizin ortak malı bu. Kimse sahibi değil. Ne kadar patates ekildiğini Tarım Bakanlığı bilmek zorunda mı? Evet zorunda. Biliyorum diyor mu? Evet biliyorum diyor. Ben kontrol ediyorum diyor. Uzaydan kontrol ediyorum diyor. Tarlalardan çiftçi bir şeyim var diyor. Ağım var diyor. Tamam. Peki ne kadar ihraç edildiğini kim biliyor? Ticaret Bakanlığı. İhracatı da o görüyor. Geri ne kaldı? Eksik mi fazla mı? İthal mi edeceğiz yoksa pahalanacak mı az olduğu için? Bunu onlar biliyor. Ben sadece orada bir koordinasyonsuzluk görüyorum. Çünkü taze patatesin çıktığı Nisan ayında patates fiyatı hala 4,5 liraysa bir dakika burada bir sorun var ya. Yenisi geldi bunun. Niye hala bu pahalı? Ya da belli zamanlarda işte don olmuş, salatalık buzlamış. Ondan sonra da pahalılanmış az kaldığı için. Niye buzluyor? Neden bunu saklama koşullarını biz şart olarak getirip koymamışız? Adama burası sıcaklığı şu kadar olacak, başka türlü depoya bunu koyamazsın. Bu donarsa pahalılanır, pahalılarsa enflasyon olur, ceremesini ben çekerim. Bunun kuralını niye koymadın diye ben bunu sorarım. Ha burada bir eksiklik, bu benim gördüğüm her şey bir şekilde yapılmıştır da başka arıza çıkmıştır. Bu da işin erbabının bileceği bir şey. O yüzden değişikliği ben görülebilir verilerden çok fazla ölçemiyoruz. Görmüyoruz. Çok fazla ölçtüğüm yerler buralar. Anladım. Ama onun dışında dediğim gibi gene erbabı bilir. Bir değişiklik o yüzden hani olursa bizde her zaman bir pay vardır hep. Eskiden Başbakan Erdoğan, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı. Yani bir gerekçe kendimiz bilmiyorsak, onun bildiği bir gerekçe varsa değiştirir diyoruz. O kapı her zaman açık. Peki. Ama şunu söyleyeyim, çok özür dilerim. Bazı eleştiriler var. Yani bu süreçle ilgili. İşte teşkilatlara yönelik, partinin tavrına yönelik. İl bize şunlar şunlar kaybettirmiş olabilire yönelik açıklamalar var. Bu açıklamalar da bu açıklandı hemen aforoz edilir gibi bir ezbere de çok kapılmamak lazım. Velev ki bizi kırsınlar, kalbimizi kırmış olsunlar, biz kimseyi dışlamayacağız diye Cumhurbaşkanı'nın sözü var. Şimdi böyle baktığınız zaman hele seçim öncesinde falan. Bir kırılganlık yaratmak ya böyle bir şey de beklemem. Böyle partiler kuruluyor, yıkılıyor, ediliyor. Yani şu beklenir tabii ya birçok yerde de biraz silkelensin ki hani biz de bir ortaya çıkalım hani. Biz oraya erişemiyorsak orası biraz aşağıya insin diye bekleyen hep olur. Evet. Artık onun da siyasetin kendi içerisinde bir karşılığı. Karşılığı derken bir cevabı mutlaka vardır. Ama ben öyle bir ciddi bir hareket beklemiyorum. Peki. Mustafa Balbay'a şunu sormak isterim. Sayın İmamoğlu lehinde ya da aleyhinde bir sonuçta CHP Genel Merkezi'nde CHP örgüt AK Parti'ye mi teşkilat diyorduk değil mi? Evet. CHP örgütü. Kendilerine öyle dedik. CHP örgütüne ne olur? Şimdi tabii genellikle her seçimden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde karışıklık, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay sesleri gibi evet. Şeyler olurdu. Bu seçim tersi oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi içinde yeni
parti kurmak isteyenler çıkar mı? Ha, bu defa orayı konuşuyoruz. Evet, oraya döndü bu olay. Tabii ki Sayın Gür'ün dediği gibi mağlubiyet ya da daha doğrusu o duygu ne olursa olsun bir sonuç aramaya, bir suçlu bulmaya itiyor. Şimdi ben tekrar başa dönmemek istemiyorum ama tuttuğum not itibariyle kısaca paylaşmak Buyurun. İstiyorum. Sonra sorunuza geleceğim. Türkiye'de, dünyada da öyledir. Hiçbir şey gizli kalmaz. Geçmiş seçimlerde zaman zaman yaşanan olumsuzluklar mutlaka bir şekilde tarihin önüne konur. 1946 seçimlerinin artıları eksileri hep gelmiştir. 1950 seçimleri o yüzden 14 Mayıs tam da yıl dönümündeyiz. Evet, onu da kutlamış olalım. Çok partili hayata geçişi. Yüksek Seçim Kurulu 22 Şubat 1950'de kurulmuştur. Adnan Menderes, Celal Bayar, İsmet İnönü ortaklaşa karar vererek kurmuşlardır. Ve hakikaten o ortak mayayla birlikte güçlü bir kurum oluşmuştur. Bugün çok yıprandı. Bugün de tarihe pek çok şey geçecek. İkisi de şu olacak. Adalet ve Kalkınma Partisi Yüksek Seçim Kurulu'na olağanüstü itiraz başvurusunda bulunduğu günün hemen ertesinde eski YSK üyesi Ali Kaya 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. O gün tesadüf diyebilirsiniz ama bu bir gölgedir. 2. Yüksek Seçim Kurulu 6 Mayıs günü karar vermeden 2 gün önce, biraz önce Nedim Şener'in FETÖ ile mücadeledeki o erozyonlarda vurguladığı gibi Anadolu Ajansı bir haber geçti. Yüzlerce sandık kurulu başkanı gözaltında. İşte verdikleri ifadeler dehşet. Yok, ajansta ben görmedim onu ya. Geçti. Ajansta ben Twitter'da geçti. Dolandı geçti, diye gördüm. Geçti. İlk haber o geçti. Operasyon diye geçti. Sonra dalgalandı. Ve sonra gördüm ki şimdi hakikaten varsa da ortaya çıksın. Ama kararın hemen iki gün öncesine çıkması ilginçti. Ben bunları tarihe not düşüyorum. Burada bence 31 Mart seçimlerinden sonra kazananlardan biri Millet İttifakı'nın dili olmuştur. Bugün Erdoğan herkesi kucaklayacağız dediyse, Devlet Bahçeli artık zillet demiyorsa, burada gerçekten 31 Mart günü o dilin kazandığını gösteriyor. Bu hepimiz için önemli. Hepimiz için. Yoksa hakikaten televizyondan haber programlarının yani artı 18 yazmak gerekecekti yani. O kadar karşılıklı yani çukurla, çöple, her şeye gitmişti iş. Ben önümüzdeki süreçte de hem iki partinin lideri ve iki partinin adayları anlamında da bu dilin devamının çok önemli olduğunu görüyorum. Ve evrensel olarak da dil her şeyin başıdır zaten. Bunu altını çiziyorum. İki, bu seçimlerde hani Cumhuriyet Halk Partisi içinde Ekrem İmamoğlu'nun hani göstereceği başarı ya da başarısızlık ne tür bir sonuç doğurur? Ben İmamoğlu'nu 2011 yılından beri tanıyorum. Çok yakın bir şeyimiz oldu. Böyle zor günlerde Silivri'de bize yani işte ziyaretti, avukat arkadaşlar aracılığı, diyalog ve sonrasında da istikrarlı bir şekilde kendini çok öne çıkarmaya gerek duymadan yaptığı katkılar, hizmetler hakikaten önemliydi. Örneğin burada biraz önce bu tartışma programında bir altını çizeyim. Karşı tarafa bir giydirme, işte cevap verme, laf kesme olmadığı, düşüncelerin tartışıldığı imrenilecek bir iklim oluşmuş. Teşekkür yani, ederim. Tam da öyleyiz sizin, yani gerçekten. Mütevazı olmayacağız. Evet. Yani soyadınızda ters orantılı bir ateşten bize bir şey bekliyorsunuz. Siz de bunu paylaşırsanız yani bu bize övgü değil sadece. Siz de genel anlamda hakikaten bu olabilmeli aslında. Yani bu olabilmeli. Yoksa hani ya ben ne söyleyeceğim diye değil de karşı tarafa nasıl bir laf, o bir sonuca da götürmüyor. İşte bu dil çok önemli bence. Şimdi İmamoğlu da bu dilin insanı. Örneğin pek çok verebileceğim örneklerden biri Beylikdüzü Belediye Başkanı olduktan sonra Ekrem İmamoğlu iki ayda bir, bunun tanıkları var her partiden, bir belediye başkan yardımcısı, bir CHP ilçe örgütünden bir kişi, bir belediye meclis üyesi. Bütün partileri ziyaret edip belediyeden şikayetiniz var mı, istekleriniz var mı diye düzen kurmuş. Bence çok güzel bir şey. Bunu yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 23 Haziran'da seçilirse, yani bence o vicdan şeyinde o kazanırsa devam ettireceğini görüyorum. Örneğin belki gözlerden kaçmış olabilir.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi açıldığı gün partilerin tıpkı meclisi olduğu gibi grup toplantıları yapıldı. İmamoğlu AKP grubuna gitti. Orada işte hoş geldin. Oturup izledi. Evet, yani izledim. Hatta bir de konuşma yaptı. Yani bence Türkiye'nin özlediği tablo da bu. Ve Erdoğan da bunu görmüş olmalı ki şu anda böyle bir hani kucaklaşma dili bu öne çıkmış görünüyor. Aksi için ne söylüyorsunuz yani kaybettiğinde Sayın İmamoğlu için? Şöyle hem bence hem her hal ve şartta bunu siyasi düşüncelerimden bağımsız söylüyorum. Türkiye bir siyasetçi kazandı. Kazansa da kaybetsin. Kesinlikle. Bence Muharrem İnce'yi de kazandı Türkiye. İleride belli bir yerde siyaset sahnesinde olacak. Yani bir şekilde nerede olur bilemiyorum. Ama kazandı Türkiye. Siyaset biraz önce konuşmuştuk. Siyasetin tariflerinden biri şu. Umut üretme sanatı. Yani onu üretebilen ya da zaten sandığa üç duyguyla gidilir. Siyaset biliminin alfabesi. Umutla, korkuyla, endişeyle. Korku ve endişe kalıcı olan ve toplumun beklentisi olan bir şey değil. Ama umut en önemlisi. Ve şu anda Ekrem İmamoğlu'nun işte ben öğrenci pasörlerini 40 liraya düşüreceğim dediğinde, suyun fiyatını yarı yarıya düşüreceğim dediğinde Erdoğan da karşı çıktı, Binal Yıldırım da karşı çıktı. Ama, 50'ye düşürünce AK Partili 40'a düşürdü. Hayır ama başka hayır, hayırlı oldu yani. Tabii, hayır oradan oldu. Da 40'a indi. İlk onu getirdi. Hatta Ankara'da da daha Mansur Yavaş gelmeden dedi ki ben belediye başkanı olduğumda suyun fiyatını %50 düşüreceğim dedi. Önce bir yapamazsın edemezsin dediler ama seçimden önce yaptılar. Rekabet yani, vatandaşı yaradı. Kesinlikle vatandaşı yaradı. Burada sanıyorum Sayın Gür söylemişti. Biz yani halka zaten dokunuyorduk. Ama bunu daha bir siyasetle, daha bir bilinçle, örneğin patatesten söz ettiniz. Yani Ödemiş'i ben yani bilen insanlardan biriyim. Patatesin ana merkezlerinden biriyim. Bir ova patatesi vardır, bir dağ patatesi. Yani şimdi dağ, yani dört mevsim üretim yapılabilir orada. Ürün fazla olduğunda hakikaten üretici pişman olmuş. Ne yapacak? İşte toprakta da bırakamazsınız patatesi. Bıraktığınız zaman toprağı zehirler. Evet. Onu bir an önce kaldırmanız gerekir. Ama para etmiyorsa kaldırmanız da mümkün değildir. Örneğin hani dönem Karşıyaka Belediye Başkanı'nın Hüseyin Mutlu Akpınar, ben de patates alıyorum. Hani birebir dokunan böyle bir şeyler yapıp bir denge kurmuşlardı. Bu tür şeyleri Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda yapabilirdi. Bence bunlardan uzaklaştı. Ve şu anda bence AKP'nin Türkiye'ye verebileceği bir şey kalmadı. Bir. İkincisi zaten siyasetçi de üretemiyor artık. Ve Erdoğan yolda bulduklarını yola çıktıklarıyla değiştirdi. Ve bunlar da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geleneksel hani başta getirdiği o toplumu kucaklayan işte dünyaya açık bir düşünün bir hani Mehmet Bey'i düşünün eski Maliye Bakanlığı hani bir farklı hani ekonomiyi bilen kişiler yapısını düşünün. Şimdiki yapıyı düşünün. Negatife doğru bir gidiş var. Bu seçimlerde Sayın Ateş halk Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ben bu anahtarı senden alabilirim dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sana verebilirim dedi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle biz geldik işte artık biz varız diyebileceği bir tablo değil bu. Genel seçimler anlamında. Hani genel seçime bir çıkarımda bulunmak gerekirse o da değil. Bu anlamda şu an siyasetin genel sorunu bence Türkiye'ye bir hikaye verilemiyor şu anda. Yani şu AKP ilk geldiğinde Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Bütün çevre ülkelerle sıfır sorun. Şimdi bunların tümü tam tersine dönmüş durumda. Geldiğimiz noktaya bakın ki Avrupa Birliği zirve yapıyor. Türkiye'den kimseyi çağırmıyor. Eskiden o zirveler 3 gün önceden haber olmaya başlardı. Her anı konuşulurdu. Yani çok uzaklaştık. Sadece Avrupa Birliği'nden uzaklaşma değil, Suudi Arabistan'dan da uzaklaştık. Düşünebiliyor musunuz? Yani doğudan da uzaklaştık. Uzaklaşalım bağlı. Allah aşkına Suudi Arabistan'dan. Ama bu tek tarafı değil ki. Siyasete girmeyelim. Ben kimliğimizi koruyarak. İstanbul'da bırakalım. Hayır, Türkiye olarak kimliğimizi koruyarak, gücümüzü koruyarak bütün ülkelerle diyalog kuralım. Peki. Ama her ülke kendi yani şeyine karışmasın, kendi düzenini kursun. Önümüzdeki dönem benim gördüğüm. AKP ve MHP arasında hani bunu bir şey beklentiyle söylemiyorum. Sorun çıkacak. Bence bu başta. Neye de çıkacak? Şu anda görünen örneğin bugün Erdoğan bir süre ara verdiği
Türkiye ittifakını bugün tekrar söyledi. Bunu ilk dile getirdiğinde Devlet Bahçeli ne oluyor demişti, öyle değil demişti. Hani burada bir karşılıklı benim gördüğüm, okuduğum bir farklılaşma var. Devlet Bahçeli'nin 3 gün önce gazetecilerle o iftar yemeğinde yazılanlar, yazılmayanlar var. Orada görünen Devlet Bahçeli İstanbul seçimlerinin yenilenmesinden sonuç ne olursa olsun MHP'nin güçlenerek çıkacağını görüyor, düşünüyor. Ve bütün Anadolu'daki 15 önemli İstanbul'da İstanbul'a çok göç veren 15 önemli ilin il başkanları geldiler İstanbul'a. MHP tarihinde ilk defa görünen orada iki tarafın da bildiği bir tablo. AKP'nin içinden MHP'ye bir kayış. Ama o kayışa rağmen toplam oylarda bir yerinde sayış ve yer yer düşüş var. Önümüzdeki dönemin siyasetinde bence bu da konuşulacak. Peki. Ve ben 3 seçenek görüyorum. Yani 2023 seçimlerine giderken. Önem sırasına göre söylemiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi, işte ben yenilendim diyebilir. Her şeyiyle, örneğin ekonomide, Ankara'da konuşuluyor bu Mehmet Şimşek'in tekrar ekonominin başına getirilmesi. Yeni bir program sunmaya deneyebilir. İki, dışarıda yeni bir oluşum denenebilir, bir başka toplanma yeri denenebilir. Üç, Cumhuriyet Halk Partisi, özellikle referandumdan bu yana oluşturduğu ve kazandığı dili ve iktidara da kabul ettirdiği dili güçlendirerek yeni bir seçenek olabilir. Peki. Bence demokrasimiz açısından bu tür olasılıkların çıkması çok iyidir. Vatandaşa yarar. Kesinlikle. Zaten hani sonuçlarını şimdi İstanbul'da da görmüş olduk. İşte denetim mekanizması dediğimiz budur. Yani bir başka gücün iktidarı zorlaması ve denetlemesi dediğimiz budur. Çünkü Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu o indirimleri söylerken hani belli bütçeleri biliyorlardı. Çünkü İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye meclisi de güçlü. Yani çok araştıran, hangi paranın nereye gittiğini bilen insanlar var. Örneğin şu anda İstanbul'da vakıflara 800 milyon lira gidiyorsa, şimdi onun hakikaten bir yere gidiyorsa, örneğin bir öğrenci yurtlarına gitmiş, gitsin, helal olsun. Ama orada halka dokunmayan yerlere gittiyse onlar şimdi tekrar gözden geçirilecek. Peki. Yine halkın yararına olacak. Peki. Yine son dönemdeki bir tartışma, düşünün, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarından önceki 15 yılda örtülü ödenekten toplam 200 milyon lira kullanılmış. Bu dönemdeki 17 yılda 7 milyar lira kullanılmış. Yani bunların nereye gittiği de konuşulacak. Güçlü bir seçenek halkın da demokrasinde yararınadır diye düşünüyorum. Peki efendim, son ekleyecek bir şeyler olan? Ben bazı şeyleri söyleyeyim. Bir tabii dilek ve temenni kısmını uzatmak istemiyorum ben, evet, de. Ama bu hani AK Parti'de değişim dönüşüm dikkat ediyorum. Hep genelde oradan bekleniyor bir fabrika ayarlarına dönsün diye, ama AK Parti'nin fabrika ayarlarını biraz Cumhuriyet Halk Partisi'nin benimsediğini görüyorum. Bu iyi bir şey, birbirine yaklaşmayı gerektirir. Yo, en doğru neyse yani, hani ama mesele şu aslında, bunu iktidar Ekrem İmamoğlu gelmeden önce başarabilseydi bence çok daha sağlıklı olurdu Türk siyaseti açısından. Şimdi hani AK Parti yönelik eleştiriler var, bunu da işte başkası söylese olay olurdu şimdi, ama AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan söylüyor, olay da olmuyor, herkes evet ya doğru deyip kafayı biraz da eğiyor. Bir de hani sizinle sonra da konuşacağız da, o yüzden bana da çok manidar gelmiştir. Bunlar iyi şeyler. Fakat gene de hani bu yolda bulduklarını, yola çıktıklarıyla değiştirdiğiye çok fazla katılmıyorum. Bir takım değişiklikler olması son derece normal. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15 yıl önceki etkin isimlerinden neredeyse hiçbiri şu anda parti yönetiminde etkin değil. Listeler, siz daha iyi bilirsiniz. Ama partinin içinden geldiler. Ama bakın, parti yönetimi, ben de buradan onu söyleyeceğim. Yani şimdi genel başkan yardımcılığına bakarsanız Mahir Ünal'a, Hamza Dağ'a, genel sekreteri Fatih Şahin'e, gençlik kollarının gelen adamlar var oralarda, hepsinde. Ha, bakanlar değişmiştir, sistem değişmiştir. Birçok eskiler, şimdi eski deyince hani eski cumhurbaşkanı, önceki cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve önceki başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun ismi akla geliyor. Onlar olunca da onlar değişti, o zaman gitti. Öyle bir şey değil. Onun dışındakilerin tamamının kendi içinden dönüştüğünü görüyoruz. Biraz burada belki Süleyman Soylu sonradan bir parti genel başkanı olarak katıldığı için ondan bahsedilebilir. Ama bir dil oluşturdu ama Sayın Mustafa. Sonuçta bir ortak bir dil oluşturdu Süleyman Soylu. Dil oluşturuyor ama sonuçta o da AK Parti'nin içinde olan bir dil.
AK Parti'nin mesela dil, hani, milliyetçi dili hani her zaman vardır bir şekilde. İçişleri Bakanı'nın belli değil yani. Bayo, estağfurullah. Şimdi ben yani o tarafına girmeyeyim işin ama. Ağır bir bakanların zaman zaman çok ağır dil kullandıklarını biliriz. O da yer diyelim yoğurt yerişi var. Eleştirilir ya da savunulur. Ben iki tarafında da değilim o işin. Ama mesele şu biraz. Bütün partilerin mesela Ekrem İmamoğlu'nun, Muharrem İnce'nin de öyleydi. Tırnak içinde söylüyorum. Benim tespitim bu. Başka türlü izah edebilirsiniz ama sağcı bir dili var. Neden? Çünkü kitlenin çoğu orada. Ne yapacaksınız siz? Herkesi kucaklayan. Şimdi oraya yani da bir mesaj vermeniz lazım. Ya ben sana karşı değilim kardeşim. Bana da oy verebilirsin. Beni de bir seçenek olarak görebilirsin mesajı vermek, değil mi? AK Parti ne deniyordu zamanında? Solcuların çok partiyi, solcular AK Parti'ye oy veriyor. Neden? Politikalar olarak bakıldığı zaman orada bir şey yapılabilir görünüyor. Liberaller keza filan. Şimdi burada da mesele şu ama. Bunları sadece demin işte İmamoğlu'ndan bahsederken işte şunları şunları yapıyor. Bakın 94'ten bu yana İstanbul Belediyesi'nde Erdoğan'ın örneğini ortaya koyduğu birçok şeyin devamı, bunların tamamı bunun içerisinde var. Fiyatlandırmalarda bir takım düşüşler, öğrencilere burslar vesaire filan. O dönemde de tersinden tepki görmüştü. Şimdi bunların paylaşılıyor olması kötü bir şey değil. Taklit ediyor filan. Bunu söylemiyorum. Bu doğru bir şeyse onun da bunu vaat ediyor olması şahane bir şey. Herkes ne için konuşuyor şu anda? Daha fazla raylı sistem yapacağız. Daha fazla otopark yapacağız. Ulaşımı kolaylaştıracağız ama şehri, araçlar için bir şehri yapmayacağız. İnsanlar için şehri yapacağız. Araçlar mümkünse görünmeyecek. Bu şehirde şu anda 100 kilometreye yakın tünel kazılıyor sağda solda. Ben her gün sabahleyin Beyoğlu ve Dolapdere tünellerinden geçerek, Dolapdere ve Kağıthane tünellerinden geçerek çevre yolundan iki telliye gidiyorum. Her gün. Ve 25 dakika sürüyor. 1,5 saatlik yoldur orası normalde. 25 dakikada gidiyorum. Şimdi bu herkes aynı vaat yapıyor. Neden? Çünkü çözümleri ortak. Bunu görmüşler. Burada da ortaklaşa. O yapar, bu yapamasa. Ha, şunu söyler. Bine Yıldırım der ki ben şu kadar zamanda şunları şunları da yaptım. Yani yapar mısın yapamaz mısın diye bana sorulmaz der. Çıkar işin içinden. Öbürü hayır ben de yapabilirim der. O ayrı bir bahis. Onun da sonuçta ama maalesef bunlar yarışmıyor. Ben biraz partinin söylemleriyle de yan yana gelmesini istiyorum. Bir de bu uzaklaşma meselesi, uzaklaşmamamız gerekiyor ama uzaklaşan tek biz değiliz. Ben de Avrupa Birliği sürecinin daha vatandaşın nezdinde de daha iyi sıkı takip edilen bir pozisyonda olmasını isterim. Ama iyi be kardeşim, bir de siz hani Türkiye önemli bir ülkedir. Bir adım da siz atıverin. Oradan da bir adım omuz atıyor. Öbürü geliyor burada kendi vatandaşını infaz ediyor. Suudi Arabistan, Yemen'de insanları katlediyor. Tamam iyi olalım da yani siz de eli uzatılacak, bir adam olun yani. Ondan sonra iyi kuracak. Hayır yani. Tabii ki yani. Teşekkür ederim. Bir cümle Sayın Ateş, şunun hakikaten yollar iyidir. Yani hepimiz geçiyoruz ve hepimizin yararınadır. Tabii. Şu da var ama teknoloji gelişiyor. 30 yıl önce günde yarım metre tünel kazılabiliyordu. Tabii, bugün ne kadar biliyor musunuz günde? 14 metre. Ne güzel. Yani teknolojiden yararlanırsa evet. Bu teknolojinin de bir nimeti. Peki, adil. Altını son çizmek gerekiyor. Soruyla ilgili birkaç cümle de ben söylemek istiyorum. 23 Haziran seçim sonuçlarının genel siyasete etkisi ne olur? Şimdi birincisi, şayet biz bu seçimi bir yerel seçim, İstanbul'da yenilenen bir seçim olarak görür, daha fazla veya bugün olduğu gibi kamplaşmadan, kutuplaşmadan devam ederiz, kazananı da ertesi gün tebrik eder, hayırlı olsun dersek, herhangi bir siyasi, kısa ve orta vadede sonucu olmaz. Ama yok, biz bugünden itibaren daha fazla kamplaşarak, kutuplaşarak, sertleşerek, biz bunu bir genel seçim, bir referandum, bir güven oylaması havası içerisinde geçirirsek. Gidişat nereye doğru? Gidişat ikinciye doğru gidiyor. Geçirirsek. Cumhur İttifakı adayı kazanırsa Türkiye'de siyasette çok kısa vadede değişimler, bahsettiğiniz erken seçim vesaire gündeme gelmez. Çok az farkla seçim sonuçlanırsa siyaset hukuk, istatistik çok kolay yalan söyleme dilidir biliyorsunuz. Şey kolaydır, rakamlarla söylersiniz. İstanbul'da seçimi kaybettik ama 4 milyon şu kadar oy alırken oyumuz 4 milyon şuna çıktı dersiniz. Çünkü katılımla değişebilir bu. Ama yok, şayet muhalefet kazanır ve farklı bir şekilde kazanır ise
çok ciddi siyasi sonuçları olacağını düşünüyorum. Çok ciddi siyasi sonuçlarının da Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefet bakımından değil, AK Parti'nin kendi içerisi bakımından sonuçları olacağını düşünüyorum. Ama Türkiye'nin hayrına olur. Şimdi ne söylemeye çalışıyoruz? Gibi. Şimdi son zamanlarda AK Parti'de geçmişte siyaset yapmış aktörlerin sık sık gündemde olduğunu görüyoruz. İşte eski bir cumhurbaşkanı, başbakan, bir ekonomiden sorumlu bakan vesaire vesaire. Bunu şey diye bir latife olarak söylüyorum ben. 23 Haziran seçim sonuçlarını kuvvetle muhtemeldir ki onlar Sayın Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan daha fazla merak ediyorlar. Bana göre. Hmm. Daha fazla merak çıkışlarını ediyorlar. Çıkışlarını buna göre planlayacakları çünkü niye? İçin. Ondan sonra atıyorum işte parti içerisinde, dışarısında bilmem ne bir takım arayışlar olabileceğini düşünüyorum. Son cümle. Evet doğru. Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimde bir başarı elde etmiştir. Ama Türkiye'nin kazanabilmesi için AK Partililerin CHP'ye, CHP'lilerin AK Parti'ye oy verebilir hale geldiği günleri gördüğümüzde Türkiye kazanmıştır diyebiliriz. Seçim sonuçlarına baktığımızda aslında çok da değişen bir şey olduğunu görmüyoruz. Neden? Kazanılan ve kaybedilen illere baktığımızda aslında efendim oylar oluk oluk muhalefet attığı için, iktidar attığı için değil, ittifaklardan dolayı değişmiş. Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'da 50 almış, Sayın Binali Yıldırım 49'a yakın oy almış. Yani dolar 3,5 liradan 6 liraya gelmiş. Buna rağmen Mersin'de, sizin memleketiniz Mersin'de Cumhur İttifakı'nın oyu 41,2'ymiş. 41 almış. Bunu da yani şunu söylemek istiyorum. Evet çok sürpriz sonuçlar çıkmış gibi görünüyor. Ama ne AK Parti'den MHP'ye oluk oluk oyların gittiği vaka değil. Böyle bir gerçek yok. Neden yok? Bakıyorsunuz MHP'den de AK Parti'ye geçen belediyeler var. Ama AK Parti'nin Mersin'de CHP ittifakta girmedi. Hayır ama tek başına kazandı. Orada bir başkan sorunu yaşandı yalnız orada. Bir aday sorunu yaşandı orada. Onun da etkisi var. Bir ittifak vardı. Evet, yani ama hayır, Mersin örneği ayrı yani. Tek başına CHP girdi. Ama 41 yani MHP ile AK Parti'nin oyu 41,2'ymiş. 41 almış. Veya atıyorum. CHP'de 45 almış. Veya şöyle söyleyeyim yani. Edirne'de 32'den AK Parti 40'a çıkmış. Veya işte İzmir'de 37'den 38 nokta bilmem kaça çıkmış. Denizli'de oyu yükselmiş vesaire. Bu başka bir mesele. Peki. Ben şunu söylüyorum. İnşallah diyorum ben. Atıyorum. AK Parti'den MHP'ye, CHP'ye, CHP'den AK Parti'ye oy geçişliliğinin daha kolay olduğu günleri yaşarsak Türkiye normalleşmiş demektir. Bundan hepimiz kârlı çıkarız. Umarız. Ekleyeceğim bir şey var mı? Yok ben katılımcılara bugün, teşekkür ediyorum. Katılımcılara çok teşekkür ederim ama bugün ilk defa dışarıda bir iftara katıldım. 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin ailesi Ortaköy Dereboyu'nda camide bir iftar verdiler. Çok büyük şeref duydum ve çok güzel bir katılım oldu. O yüzden PKK'da şehit sürekli saldırılarıyla şehitlere sebep oluyor Türkiye'de. Ben insanlarımızın bütün bu siyasi kavgalar dışında ortak düşmanımız olan PKK ve FETÖ gibi unsurlara odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Bunun sadece siyasi bir argüman ve birbirine çamur atma aracı olarak değil. Hem şehitlerimize şükranlarımı sunuyorum. Onların ailelerine fedakarlıklarına saygıyla önlerine selamlıyorum. Ve herkese iyi bir Ramazan diliyorum. Çok teşekkürler. Bir ayrıcalık tanır mısın bir cümle? Ortak dile olsun. Şimdi az önce konuştuğumuz belki benimki de temenni saygı olsun. Hani bu YSK'yı yıpratmayalım filan ama birkaç gündür Ekrem İmamoğlu'ndan da duyuyorum. Hani ben ilk sonuçları kabul ediyorum. YSK'nın bu kararını kabul etmiyorum ifadesini de artık bence bıraksa iyi olur. Çünkü bundan sonra bir karar verilecek. Lehinde olursa onu kabul etmek durumunda kalacak. Bunu çok fazla sürdürmemek lazım. Vesselam. Peki. Efendim çok teşekkür ederler Mustafa Kartoğlu, Adil Gür, Nedim Şener ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay. Bir son bir kez daha altını çizmiş olalım. Anlamaya çalıştık. Kıymetli konuklarıma sordum. Onlar söyledi. Değerlendirme kanaati şüphesiz sizlerin. Araya sonra bir yol bulacağız. Temennilere katılırsınız, itiraz edersiniz. Ama umarız bunun sonucunda İstanbul'da da Türkiye'de de demokrasimiz,
kazansın, siyasi rekabet olsun, bundan biz kazanalım, vatandaşlarımız kazansın, indirimler gelsin, daha iyi bir hayatımız olsun, ekonomimiz daha iyi bir düzene yoluna girsin. Rekabet iyidir. Bakalım 23 Haziran'a daha çok var. Başlangıçta da söyledim. İlk başta siz çaldınız, biz çaldığınızla başladık. Şimdi sen mağdursun, ben mağdurumla gidiyoruz. Umarız, dileriz bu dil daha da başkalaşarak ve Adil Gür'ün dediği gibi daha da pozitifleşerek seçmene doğru, bize doğru gelir. Bu her ne kadar 23 Haziran bir İstanbul seçimi gibi gözükse de evet, kağıt üstünde böyle. Ama geldiği nokta itibariyle tüm Türkiye tarafından, tüm dünya tarafından belki de merakla beklenen bir sonucu olacak bir siyasi mücadele. Umarız, dileriz iyi olan kazansın. Sizlere de çok teşekkürler efendim, bizlerle birlikte olduğunuz için. Bu yayının sizlere ulaşmasında katkısı, emeği olan bütün arkadaşlarım adına güzel bir gece, hayırlı bir Ramazan dilerim. Hoşça kalın.